Sayın seyirciler iyi akşamlar. Yine Ankara'dan iyi akşamlar diyorum. Bu akşam ekonomi konuşacağız. AK Parti'nin seçimler öncesi ekonomik vaatlerini konuşacağız. Ve Sayın Bakan, ekonomiden sorumlu Bakan Nihat Zeybekçi bu akşamki konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiniz, katıldığınız için. Şöyle, aslında herkesin gündeminde ekonomi var. İYİ Parti'nin de, CHP'nin de, HDP'nin de ve katılan bütün partilerin de. Onlar ekonomik programlarını açıklıyorlar. Ama onlar icracı konumda değiller, muhalefetteler. Dolayısıyla onların programları ve vaatleri tabii ki konuşuluyor ama sizin yani hükümet olarak açıkladığınız program konusunda sorulacak çok soru var. Dolayısıyla ben de bu akşam hem bana gelen soruları hem etrafta biraz nabız tuttum, aldığım izlenimleri, genel olarak görünümü konuşmak istiyorum sizinle. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Ben manifestoyu da açıkladı aslında Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ona geçmeden önce şu anda mecliste konuşulan konu, aslında en sıcak konu, üniversitelerin bölünmesi, düzenlenmesi meselesi. Bir cümle onu soracağım çünkü en fazla soru size oradan gelmiş. Ekonomiden sorumlusunuz ama aynı zamanda AK Parti'nin icracı bakanlarından birisiniz. Neden böyle bir düzenlemeye gitmekte ısrarcı AK Parti? Bunun aslında ekonomiye de ilişkisi var. Çünkü üniversite demek aynı zamanda teknoloji üretimi, bilim üretimi demek. Ekonominin önemli bir parçası demek. Akademisyenler çok büyük tepki gösteriyorlar. Çok tarihi üniversiteler bunlar. Büyük bir birikimi taşıyorlar. Neden ve niçin bölmek istiyor şimdi hükümet bu üniversiteleri? Nedir bu soruya cevabınız? Merak ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Yani tabii ki ben ekonomi bakanıyım. Bu tamamen uzmanlık gerektiren bir alan. Ama şunu çok iyi biliyorum ki üniversitelerin bölünmesi, üniversitelerin ayrıştırılması, üniversitelerin belirli alanlara doğru, uzmanlık alanlarına doğru kanalize edilmesi... Evet, bizim bir tartışmamız var ama bu fikir bizden gelmedi. Bu fikir tamamen Yüksek Öğretim Kurumu'ndan geldi ve üniversite camiasından geldi. Ve belirli üniversitelerin çok büyük yapılara ulaştığı, çok hantal yapılara ulaştığı, yönetilemez hale geldiği, birçok şehre dağılmış olan üniversiteler, birçok alana dağılmış olan üniversiteler. Bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi, reel hayatla üniversitenin tam anlamıyla birbiriyle bir araya gelememesi, iç içe geçememesi, koordine olamaması... Güncel hayatla üniversitenin sanayiyle, ekonomiyle, teknolojiyle, bilimle, bilgiyle, gerçek hayattakiyle, teorideki arasında bir anlamda bir harmonizasyonun oluşturulamamasıyla ilgili hep tartışma. Bilen, bilmeyen, efendim bu alandan olan olmayan arasında da hep tartışılır. Diğer taraftan da tabii ki gerçek hayattaki ihtiyaçlarla, gerçek ekonominin, reel ekonominin ihtiyaçlarıyla üniversitedeki yetiştirdiğimiz insanların alanlarıyla da bir örtüşme de zaman zaman sıkıntı oldu. Bu tabii ki dediğim gibi baştan hükümetimizin böyle bir talebi, yani bizim böyle bir önerimiz başta birebir değil ama bizim tabii ki belirli alanlardaki görüşlerimiz, dileklerimiz, bu konuyla ilgili temennilerimiz bilim camiasına, üniversite camiasına hep iletile geldi. Diğer taraftan tabii ki hantallık yapısı da bunun içinde. Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı bir çalışmaydı. Sonra bu hükümetimize geldi. Cumhurbaşkanımız tarafından değerlendirildi. İtirazlar değerlendirildi, eleştiriler değerlendirildi, tekrar gözden geçirildi. İşte köklü üniversitelerin yapıları bozulmadan, köklü üniversitelerin bazı köklü fakülteleri, o üniversitelerle artık bir araya gelmiş, bir bütün haline gelmiş olan fakültelerin ayrıştırılmasıyla ilgili tüm eleştiriler de dikkate alındı. Dolayısıyla bu da parlamentonun takdirine, onayına sunuldu. Bu şekilde, ancak bu şekilde değerlendirebilirim ama bu sonuçta yaşayan bir süreç. Türkiye'de üniversite sayısıyla ilgili 100'ün üzerinde yeni üniversite kuruldu 15 yıl içinde. Kurulmaya da devam edecek. Ama bunların tabii ki gerçek hayata da uygun hale gelmesi lazım. Yönetilebilir olması lazım. Dilerim bu çalışma... nın aksaklıkları varsa da ileride düzeltilmeye devam edilir. Bu dediğiniz çok önemli hakikaten. Çünkü Türkiye'deki üniversite deyince genelde binalardan bahsediliyor gibi oluyor. Ama aslında içine konulan öğretim üyelerinin kalitesi, eğitimin kalitesi, öğrencilerin alabildikleri ve dünyayla rekabette olabilmeleri çok çok önemli. Akademisyenlerin bu konuda itirazları vardı. Aslında AK Parti'nin seçim manifestolarından bir tanesi başından beri YÖK'ü kaldırmaktı. Şimdi YÖK üniversiteleri bölüyor gibi bir çelişkili durum çıktı. O yüzden sormak istedim. Ben hala aynı YÖK görüşteyim. Duruyor, üniversiteler bölünüyor. Ben hala aynı görüşteyim. YÖK'ün farklı bir şekilde yapılandırılması gerektiğini,
YÖK'te de çok önemli bir reformun yapılması gerektiğine hala inanıyorum. Ama bu şimdinin artık meselesi değil. Üniversitelerimizin bence Türkiye'nin gerçeklerine çok daha uygun. Reel hayatın gerçeklerine, reel sektörün gerçeklerine dünya değişti. Ve dünya çok hızlı değişmeye devam ediyor. Dünyada bildiğimiz bütün doğrular, 5 sene önceki doğrular şu anda hepsi yanlış hale geldi. Bugünün doğruları da önümüzdeki 5 sene sonunda da kesinlikle yanlış hale gelecek. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde dünyayla ayak uyduran, gerçek hayatla ayak uyduran, sanayiyle, teknolojiyle, bilgiyle, bilimle ayak uyduran ve reel hayatın, reel sektörün, özel sektörün taleplerine cevap veren, gerçek hayatın taleplerine cevap veren bir üniversite, yüksek öğretim, gerek lisans, gerek ön lisans, gerek yüksek lisans anlamında bir, tabii aslında üniversitelerin yönetimlerinde, üniversite YÖK'te, reel sektöründe, gerçek hayatında, sivil toplum kuruluşlarının da yer alması gibi şeyler bence çok sağlıklı ortamlarda tartışılmalı ve gerçekleştirilmeli. Evet, şimdi bu konuyu bir girersek var ya. Efendim? YÖK konusuna veya üniversiteler konusuna girersek, evet, çok konuşacağımız şimdi olur. Zaten yani bu zaten bunu sormamın nedeni aslında bir torba yasa beklentisi vardı meclisten çıkması gereken. O da Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen gün açıkladığı işte emeklilere ikramiye meselesi, vergi affı ya da barışı mı diyelim, onun olacağı, yine diğer düzenlemelerin yer alacağı, ama torba yasa biraz ötelendi. Onun yerine üniversitelerle ilgili düzenleme öne çekildi. Bu anlamda size sormak istedim. Çünkü akademisyenlerden soru yağılmış daha doğrusu. Sayın Bakan'a bunu lütfen iletin diye. Çünkü gerçekten işte bir insanın ismini Ali'den Hüseyin'e değiştirirseniz nasıl sorun olacak? Köklü üniversitelerde bütün birikimlerini kaybederler endişesini taşıyor. Hem de öğretim üyeleri zaten sıkıntılı bir dönem geçiriliyor akademisyen açısından. Tabii bu anlamda bazı üniversitelerimizin, bazı fakültelerimizin yüzyıllarca geçmiş olan bir geleneği var. Evet. Bunların da herhalde dikkate alındığını ben eminim. Şimdi gelelim vaatlere. Ben aslında ağırlıklı olarak onları sormak istedim. Biraz önce de söylediğim gibi şimdi hükümet bazı vaatlerde bulunuyor tabii ki. Ekonomi de bu seçimlerin en önemli meselesi olacak, önceliği olacak. Bu tespite katılıyor musunuz? Yani AK Parti ekonomik vaatler üzerinden seçim kazanmaya mı odaklandı? Gelin ekonomik vaatleri ikiye ayıralım. Yani geçtiğimiz seçimlere bakacak olursak aslında bu 2015-7 Haziran seçimleriyle başlayan bir süreçti o. Yani verme konusundaki başlayan bir süreç. Bu ekonomik vaatler değil, refahla ilgili vaatler. Ekonomik vaatlere bakacak olursak eğer şu andaki tartışılan konular arasında bu artarak devam edecek, onu da söyleyeyim. Bu konular, bu vaatler, gökteki yıldızları bile vaat etmek, vermek üzerine kurulmuş olan senaryolar, bunlar artarak devam edecek. Diğer seçimlerde de bunları gördük ama Cumhurbaşkanımızın manifestosunu görürsek eğer bir devamlılığın eseridir. Yani 15 yıllık bir eser var ortada ve 15 yıllık bir temelin üzerine inşa edilecek olan bir yapıdan bahsediliyor. Yani üretimle ilgili, Türkiye'nin dönüşümüyle ilgili, orta yüksek teknolojiden yüksek teknolojiye geçişle ilgili, Türkiye'nin orta yüksek gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki ülkeler seviyesine geçişle ilgili. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 36 milyardan 161 milyar dolara gelmiş olan ihracatın 500 milyar dolarlık seviyeye doğru gidişiyle ilgili, yürüyüşüyle ilgili, büyümeyle ilgili performansımızın artırılmasıyla ilgili, enflasyonla, faizle ilgili mücadeleyle ilgili, cari açıkla ilgili, istihdamla ilgili, bütün bu alanlarla ilgili gerçekleştirilmiş olan bir hikayenin devamını anlatıyor Cumhurbaşkanımız. Yani ahdim olsun dediği bütün o her şeyi sıralarsak eğer bunları anlatıyor. Ve bu arada tabii ki Başbakanımızın açıkladığı emeklilere verilecek olan iki ikramiye ve diğer bazı düzenlemeler ve düzeltmeler, bunlar aslında ekonomi değil. Ekonomi, reel ekonomi başka bir şey. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yazdığı ekonomi anlamındaki o destanın devamı ve bununla ilgili insanlar eğer biz üretimde bunu yapacağız. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili şunları öngörüyoruz. Türkiye'de ihracatın büyümesiyle ilgili, yatırımların büyümesiyle ilgili, özel sektör yatırımlarının büyümesiyle ilgili, faizin inmesiyle ilgili, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili, cari açığı önlemekle ilgili, dış ticaret politikaları ve ithalat politikaları ile ilgili, bütün bu alanlarla ilgili konular ve eğer bunlarla ilgili tartışmalar varsa bu ekonomidir. Diğeri bir sonuç, yani refahın düzeltilmesiyle ilgili. Eğer bunu tartışacak olursak hakikaten bunun, bu anlamda da AK Parti'nin bir destanı vardır. AK Parti'nin 2002 yılından bugüne kadar
muhtaçlarla, ihtiyaç sahipleriyle, ailelerle, öğrenci burslarıyla ilgili, fakirlerle ilgili, yardımlarla ilgili, sosyal devletle ilgili, sosyal devletin yükümlülükleriyle ilgili yapmış olduğu şeyler zaten yapılanlar belli. Yapılacak olan şeyler de bunun devamı olarak, bunun devamı niteliğinde hakikaten düşünülmüş, planlanmış. Bunların hepsi de gerçekleştirecek olan şeylerdir. Ama ben bu seçim döneminde, yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet dediği, Türkiye'nin bırak namerde, merde bile muhtacı olmayacağı o seviyeye doğru giden, devasa bir ekonomi haline gelmiş olan, dünyanın 17. büyük ekonomisi, Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi olman Türkiye'nin nasıl dünyanın ilk 10'u, Avrupa'nın nasıl ilk 3'ü olacağıyla ilgili gelin bunları konuşalım, bunları tartışalım eğer seçim döneminde gerçekten ekonomi tartışılacaksa. Şimdi siz yapılanları destan olarak niteliyorsunuz ama muhalefet pek de destan olarak nitelemiyor. Tam tersi, Türkiye ekonomisi çökme noktasına geldi. Büyük kriz sinyalleri var ve hükümet buna rağmen inanılmaz bir risk alarak zaten alev alev yanan ekonomik durumun altına daha da ateş pompalıyor, yorumunu yapıyor. Yani sizin destan dediğinize diğer partiler çok da fazla katılmıyorlar ya da ekonomi analistlerinin bir kısmı diyelim ve netekim yurt dışından gelen bazı değerlendirme kuruluşlarının raporları da böyle. İsterseniz madde madde gidelim. Gidelim. Ben size bütün eleştirileri sorayım. Siz bunlara ne cevap veriyorsunuz? Seçmenlere anlatacaksınız. Seçmenlere lütfen anlatın. Şimdi öncelikle bu bir şahlanma manifestosu olarak açıkladı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dedi ki şahlanacağız. Şimdi zaten 15 yıldır ekonomiyi yürütüyor AK Parti. Daha önce niye şahlanmadı da şimdi şahlanıyor? Çünkü her seçimden önce zaten bu bir dönüm noktası, bu bir milat, bu bir şahlanma vaadiyle geliyordu. Yani daha önce olmayan bu sefer nasıl olacak ya da niye olmadı da şimdi olacak? Daha önce olmadı mı? Onu konuşalım bence. Yani nereden nereye geldiğimizi bir önce bir değerlendirirsek, neleri yapabileceğiyle ilgili insanlarımız çok sağlıklı bilgilere sahip olurlar. Yani şöyle, milletimiz, insanlarımız, seçmenler doğru bilgilere sahip olmalı. Doğru, sağlıklı bilgilere sahip olmalı. Doğru, sağlıklı bilgilere sahip olan insanların doğru kanaatleri oluşmalı. Ve bu kanaatler doğrultusunda da verdikleri doğru kararlar olmalı ki memleket bir yerden bir yere gitsin. Şimdi Türkiye nereden nereye geldi? Bakın Türkiye 2003 yılında, 2002 yılının sonunda Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faize öderken bugün toplanan 100 liralık verginin 10 lirasını faize öder hale geldi. Ve bir zamanlar Türkiye maaşları bile ödeyemeyecek noktaya gelmiş ve bununla ilgili de IMF'ye veya başka kurumlara borçlanırken bugün Türkiye IMF ile borçlarını sıfırlamış noktaya geldi. Ve Türkiye 3600 dolarlık milli gelirden 11.000 dolarlık milli gelir seviyesine geldi. Türkiye 36 milyar dolarlık ihracattan 161,5 milyar dolarlık ihracat seviyesine geldi. Türkiye bütün bunları büyüme anlamında bakacak olursak da 2002 yılından 2017 sonuna kadar da %5.8'lik ortalama büyümeyle geldi. Ve bunları başararak geldi Türkiye. Türkiye tam anlamıyla bir dönüşüm yaşadı. Türkiye 465 milyar dolarlık dış ticaret hacmine geldi. Biraz önce söylediğim gibi de dünyanın belirli ekonomi sayılı ekonomilerinden biri haline geldi. Şimdi destan dedim ya. O hani 15 yıllık dönemi belki destan geçmiş dönemlerle ilgilidir. Ama yakın geleceğe bakalım. 15 Temmuz işgal girişimine rağmen Türkiye 2006 yılının son çeyreğinden başlamak üzere 2018'in ilk çeyreğine kadar yaklaşık olarak 6 çeyrek boyunca büyümesini kesintisiz bir şekilde ve 2017 yılını aldığımız zaman da dünyada G20 üyesi ülkeler arasında bir numarada, OECD üyesi ülkeler arasında İki numarada, Avrupa'da en hızlı büyüyen İrlanda'dan sonra da iki numarada büyüyen bir ülke haline geldi. Ve önümüzdeki yıllara baktığımız zaman da, gelecekle ilgili döneme beklentilere baktığımız zaman da, bakın 2017 yılında Türkiye'nin özel sektör yatırımları, vermiş olduğumuz teşvik belgeleri, miktar adet değil, tutar anlamında, rakam anlamında %82 oranında arttı. Yani bir kesim diyor ya Türkiye kötüye gidiyor. Özel sektör yatırımları nereye gidiyor? 2018'de ilgili beklentilerimiz.
2018'in ilk çeyrek büyümesi %7,5 seviyesinde gelecek. Yani %7 ve üzerinde bir noktada gelecek büyüme oranlarımız. İhracatla ilgili beklentilerimiz 2016'nın sonundan itibaren, yani son çeyreğinden itibaren bugüne kadar 18-19 aydan beri Türkiye'nin ihracatı hep iki haneli olarak büyümeye devam ediyor. Son 2 aylık, o son 1 yıllık 12 aylık ihracatın büyümesine bakarsak da %10,4'lük bir artışla büyüyor. Ve 2017 yılının Nisan ayı sonu itibariyle 144 milyar dolar civarında olan ihracatımız 2018'in Nisan ayı sonunda yıllık 12 aylığa baktığımız zaman 161,5 milyar dolara geldi. Her ay da rekor kırarak devam ediyoruz ve 2018'in sonunda da 169 milyar dolar olan orta vadeli hükümet programındaki hedefimizi de revize ederek 172 milyar doların üzerinde çok rahat bir şekilde çıkacağımızı söylüyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda büyüme, istihdamla ilgili gelelim. Bakın istihdam rakamlarında yaklaşık olarak 2 puanlık bir işsizlik oranımızda bir iyileşme oldu. 1 milyon 350 bin vatandaşımıza son 12 ay içinde iş sahibi yaptık. Ve global krizden sonra Avrupa Birliği'nin tamamından daha fazla vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Ve yaklaşık olarak 29 milyon çalışan insanımız haline ortaya geldi. Ha bizim işsizlik rakamımız 10,80 veyahut da 11 civarındaysa eğer bu düşük bir rakam mıdır? Değildir. İşsizlik rakamımız bizim hala yüksek seviyededir. Çünkü biz Türkiye olarak bir şeyimiz var bizim. Yani açmaz demeyeyim de bir realitemiz var. Ortalama net nüfus artışımız %1. 1 milyon. Pardon. %1'i düzeltiyorum. 1 milyon. Ve iş gücüne katılım oranıyla beraber biz her sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza iş sahibi yapmak zorundayız. Onlara iş yaratmak zorundayız. Ve dolayısıyla Türkiye'nin iş gücü oranı, yani işsizlik oranıyla ilgili biz %6'nın üzerinde büyümek zorunda olan bir ülkeyiz ki işsizlik rakamlarımızı bu seviyelere yakın biraz altında tutalım. Biraz daha aşağı indirmek istiyorsak da ortalamamız biz %7'ler seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bu gerekir. Noktada bu iki konum önemli. İşsizliği özellikle soracağım ama Dünya Bankası yeni bir açıklama yaptı. Türkiye bu yılın sonunda 4,7 büyür diye. Öncelikle buna tepkiniz ya da cevabınız ya da değerlendirmeniz nedir bunu sorayım. Buna bağlantılı şu soruyu da sorayım. Ekonomiden sorumlu bakanları burada ağırladığım zaman hep bu büyümeden bahsediyorlar. Sokaktaki vatandaş da beni durdurup şunu soruyor. Ya büyüyoruz nereye büyüyoruz? Biz küçüldük vallahi, cebimizdeki para gitgide eriyor. Bu büyüme bizim hayatımızı büyütmüyor diye. Dolayısıyla bu büyümenin halka yansıması meselesi var. Yani büyüyoruz da nasıl büyüyoruz? Katma değerle mi büyüyoruz? Ve büyüyebilecek miyiz katma değer yaratarak? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bununla ilgili de elimizde tabii ki çok net değerler de var. Dünya Bankası'nın değerlendirmesi bugün o revize etmek yukarıya doğru revize etti. Yani yılın ilk 4 ayının sonunda Dünya Bankası yıl bu sene 2018 ile ilgili Türkiye'nin büyümesini yukarı yönde revize etti. Geçen sene 2017 yılının başında Şubat ayında Türkiye %6 ve üzerinde büyüyecek demiştik biz. Ekonomi Bakanlığı olarak bunu açıklamıştık. Ve onlar o zaman Dünya Bankası, IMF, İşte Standard & Poor's, işte diğerleri ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortak açıklamalarında Türkiye %2,5'da %3 aralığında büyüyecek dendi. Ve biz onlara dedik ki revize edecekler. Ortalama 4-5 defa revize ettiler. Şimdi bu ilk birinci revizeler geliyor. Türkiye'nin büyümesi çok daha yukarıda olacak. Haziran sonuna doğru ikinci revizeler gelecek. Sonra Ağustos sonu gibi Eylül ve Ekim'de bunlar 3-4 defa daha revize edilecek. Türkiye 2018 yılında kayıtlara girsin. Ki bugüne kadar elhamdülillah bizim söylediğimiz rakamlarla ilgili de yüzümüzün kızardığı hiç olmadı. Bu büyümeyle ilgili, diğer alanlarla ilgili. Türkiye %6 seviyesinde yani sağlıklı bir büyümeyi gerçekleştirecek. Diğer taraftan Türkiye bütün bunları gerçekleştirirken sağlıklı, sürdürülebilir, öngörülebilir büyümeyi gerçekleştirirken de enflasyonla mücadeleyi çok güçlü bir şekilde yaparak bunları yapması gerekiyor. Ve bunu da gerçekleştireceğiz. Şimdi gelelim. Türkiye bu kadar büyürken yani 15 yıllık dönemde milli gelirimizi 3,5 kat artırmışken insanlarımız bu büyümeyi ve refahı niye hissetmiyorlar? Çünkü insanlarımızın refah beklentileri büyüme hızımızdan daha hızlı artıyor. İnsanlarımız yani şu andaki 11 bin dolar milli gelir seviyesinde olan Türkiye'de insanlar çok haklı sebeplerle, doğru bir taleple, insanın gönlünden de öyle geçer zaten.
20.000 dolarlık bir refah geliri seviyesiyle insanlarımız yaşamak istiyor. Öyle bir talep içindeler. Çünkü dünyayı seyrediyor. Aslında Türkiye için bir motivasyondur. Yani daha talep etmek, daha çok istemek, talebin artması demek. Zaten bu enflasyonun sebeplerinden bir tanesi de bu. Talebin arzdan daha az, daha fazla olması. Arzı artırmakla ilgili de çalışmalarımız enflasyonla mücadelenin birinci kalemlerinden ama oraya girmeyeceğim. Herhalde enflasyonla mücadeleyle ilgili bir konu gelirse onu da konuşuruz. Tabii, ama burada insanlarımızın o en önemli şeyi biz niye bunu hissetmiyoruz? Beklentimiz çok daha, çok daha fazla. Bakın Türkiye 2003 yılında 3.3 dolarlık milli gelir seviyesi günlük tüketim seviyesiyle yaşayan Türkiye'de yaklaşık olarak %40'tı. Nüfusumuzun %40'ı 3.30 dolarlık günlük harcama seviyesinin ve altında yaşıyordu. Bugün bu oran kaç biliyor musunuz? Sıfır. %1'in çok çok altında. Aslında bu çok önemli bir gelişmedir. Hani destan derken, bunları söylerken, ha bu yeter mi? Yetmez tabii ki. Çok daha fazlasını yapmamız lazım. Onun için zaten şu andaki bizim Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto, yani önümüzdeki dönemle, önümüzdeki 5 yıllıkla ilgili bir anayasadır o. Yaklaşık olarak 17-18 madde başlık altında toplayabileceğimiz Türkiye'nin geleceğinin planlandığı, Türkiye'nin o muasır medeniyet seviyesinin çok daha ilerisine gittiği, bilimde, sanayide, teknolojide, ekonomide, turizmde, eğitimde, sağlıkta, bütün bu alanlarda sosyal devlet yapısında bunların çok daha biz fazlasını, çok daha mükemmelini yapmakla ilgili heyecanımızın dile getirilmesiydi. Yani şu değil, bugüne kadar niye olmadı? Bugüne kadar oldu. Bugüne kadar bunlar gerçekleştirildi, yapıldı. Ve devamı gelecek. Tamam. Burada küçük bir parantez açacağım Sayın Bakan. Ondan sonra bu konuyla ilgili size soracaklarım var ama bu arada eş zamanlı olarak Amerika'da Başkan Trump açıklamalarda bulunuyor ve İran'la nükleer anlaşmayı bitirmeye karar verdiklerini açıkladılar. Anlaşmadan çekileceklerini açıkladılar. Tek taraflı olarak korkunç bir anlaşma demiş Trump ve İsrail nükleer silah konusunda İran'ın uzun zamandır gizli tuttuğu belgeleri ortaya koydu. Nükleer anlaşmaya izin verirsem Orta Doğu'da da silahlanma yaşanacak demiş. Şimdi hemen sıcağı sıcağına sizden tepki alayım. İran'la nükleer anlaşmanın bitirilmesi demek yaptırımlar demek olabilir, enerji fiyatlarının patlayıp gitmesi demek olabilir, istikrarsızlaşma demek olabilir ve doğrudan bizi etkileyecek demek olabilir değil, olacaktır. Dolayısıyla ilk tepkinizi alayım. Ne diyorsunuz Trump'tan gelen bu açıklama? Ekonomik dengeleri de nasıl etkiler? Dediğiniz gibi dünyadaki enerji fiyatlarıyla ilgili bir hareketlenme olabilir. Ve diğer taraftan bizi etkileyen bölümüyle ilgili de bakın her olumsuzluk, her kriz kendi içinde fırsatları da barındırır. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Ne gibi? İran bizim komşumuz. İran'la ekonomik anlamda birbirimizi tamamlayan özelliklerimiz de var. Dünyanın dışladığı veya dünyaya kapatılmaya çalışılan bir İran'ın Türkiye'ye doğru yaklaşımı olacaktır. Tabii ki biz dünyada global bir yapının içinde, global yapının ayrılmaz bir parçası olan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Bunun dışında çok yani %100 bundan ayrı bir tepkimiz veyahut da ayrı bir hareket tarzımız olur diyemeyiz. Buna uygun tabii ki hükümetimizin, devletimizin, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, insanlarımızın da buna yani bir şey olur. Ama bizim için gönül isterdi ki tabii böyle bir şey olmasın. Gönül isterdi ki dünyadaki silahlanma her şeyiyle bitirilsin. Bölgede Orta Doğu coğrafyasında hiç kimsenin kitle imha silahları olmasın. Ama bunu konuşurken tabii ki ekonomi bakanı olarak bakmam gerekiyor bazı şeylere tabii ki. Tabii. Bunun için de ben Türkiye anlamında da bir fırsatın da kendiliğinden ortaya çıkabileceğini. Ne gibi fırsattan bahsediyorsunuz? Yani ticaret hacmimizi bence biz Türkiye olarak yeniden yapılandırabiliriz. Ama ambargo gelirse İran'a? Ambargo gelirse ambargonun dışında olan insani ihtiyaçlar, insani bölümler var. Biz önceki ambargo döneminde de İran'ın tüm ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili gayet nitelikli bir beraberliğimiz oldu. Nitelikli bir hacmimiz oldu. Ve şu anda da bizim için İran çok önemli bir ticaret ortağımızdır. Enerji tedariğimizin de önemli bir bölümüdür ve yaklaşık olarak da 20 milyar doların civarında da dış ticaret hacmimiz vardır. Evet ama İran'la insani çerçevede kalarak yaptığımız ticaret sonrasında hükümetin de Türkiye'nin de başına çeşitli başka sorunları getirdi. İşte devam eden bir dava var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda Halk Bankası'na gelebilecek. Ne çıktı sonuçta? Cezadan bahsediliyor, yaptırımdan bahsediliyor. Bunlardan endişeli misiniz? Sonuçta ne çıktı? Türkiye'nin bu anlamda yani İran'la olan ticaretinin hiçbir yerinde hiçbir kapalı bölüm yoktur. Hiçbir gri bölge yoktur. Tamamen uluslararası standartlarda bütün gümrük kayıtlarına girmiş olan
mal tedariki, mal göndermesi ve bunun ödeme sistemleriyle ilgili şeyler vardır. Amerika burada şunu söylüyor İran'la ilgili. Benim paramı kullanmayın dolar olarak. Evet, hiç kimseye burada ben İran'la ticaretinde dolar kullanacağım demiyor zaten. Efendim şu ürünlerin ama İran'a gitmesini ben engelliyorum veya yasaklıyorum. İşte şu coğrafyadan gelmek veyahut da benim ürettiğim teknolojilerle. Eyvallah, bunda biz zaten hiçbir zaman için dahil olmadık zaten. Yani Türkiye'nin İran'la olan bu ambargo dönemindeki tüm ticareti bütün kayıtlarıyla da açıktır. Herkesi de açıktır. Amerikalılar da bunu zaten defalarca geldi. Tüm Türkiye kurumlarında bunun incelemelerini denetleme demeyeyim. Çünkü Türkiye'nin bağımsızlığıyla ilgili bu biraz böyle ters düşer. Ama biz her türlü bilgiyi de paylaştık bugüne kadar. Ve bundan sonra tam anlamıyla şeffaf bir şekilde tüm her şeyi paylaşarak biz İran'la ticaretimizi olabilen çerçevenin içinde kalmak ve kaydıyla sonuna kadar yaparız. Bunun için de kimseye de hesap vermeyiz. Peki. Yani bu Avrupa'daki birçok ülke veya da dünyadaki birçok ülke İran'la ticaret yaparken bu normal olacak da Türkiye'ye gelince efendim bu değil yani. Peki burada bir virgül koyacağım efendim. Çünkü reklam arası vermek zorundayım. Reklamlardan sonra hem işsizlik meselesi hem enflasyon hem de sanayi yatırımları, istihdamın arttırılması ve tabii ki sıcak paranın Türkiye'de kalması, yabancı yatırımcı meselelerini Sayın Bakan'la konuşacağız. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın lütfen. Evet, ekonomiden sorumlu Sayın Bakan Zeybekçi'yle devam ediyoruz. Hemen bu İran meselesinde Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Siz dediniz ki bizim komşumuz, dolayısıyla fırsatlar doğabilir, ticari ilişkilerimiz devam eder ama enerji fiyatlarındaki yükselme beraberinde yeni vergileri getirir mi? Yani bu anlamda şu anda bizi dinleyen seçmenler şunu mu anlamalı? Yeni vergiler gelebilir eğer bu ambargo ve yaptırımlar devreye girerse. Böyle vergiler gelmez de dünyadaki enerji fiyatlarında bir oynama olabilir. Yani petrol fiyatlarında ve doğal gaz fiyatlarında. Ama bence buna da müsaade etmez dünya enerji üreticileri. Ortada bir, yani arzda bir yerde bir tıkanma olursa, ki olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu dönemde, ambargo dönemlerinde İran'ın enerji arzıyla ilgili hiçbir engelleme olmadı. Sadece belirli kısıtlar getirildi. İşte bu para kullanılmaz, şu ihtiyaçlar olmaz gibi. Onun dışında bence bir problem olacağını zannetmiyorum. Niye yapıyor sizce Trump bunu? Ya bu çok uzun bir mesele. Yani orada bölgede, Orta Doğu coğrafyasında o kadar büyük uzun mesafeden Orta Doğu dengelerini farklı şekilde oluşmasını sağlamak, İsrail yapısını orada koruma güdüsü de diyebiliriz buna. Veyahut da Körfez'deki başka ilişkilerde, yani biraz daha altına bakarsanız eğer orada çok devasa bir savaş ekonomisi de var. Bazı ülkelerin bir yarışa girerek 200 milyar dolar, 300 milyar dolar, 150 milyar dolarlık silah siparişleri verdiği bir ortamda onların da herhalde belirli talepleri olmuş olabilir. İran'ın biraz bu anlamda silah sanayinde veya nükleer teknolojiyle ilgili tehdit oluşturmamasıyla ilgili bir genel kanaat oluşmuş olabilir. Yani bu aslında çok daha farklı bir alan. Ben ekonomi bakanı olarak şuna çok dikkat ederim. Türkiye'nin ekonomik menfaatleri benim için birinci sıradadır. Diğer alanlar başka arkadaşlarımızı ilgilendirir, hükümetimizi ilgilendirir. Ben Türkiye'nin ekonomik menfaatleri söz konusu olduğunda bunu hep daha dikkatli olmam gerektiğine inanıyorum. Bu yalnız turizm gelirlerimiz açısından sizce tehlike arz edebilir mi? Şimdi turizmde özellikle batıdan gelen Avrupalı turist, yani para bırakan ve katma değerli turist anlamında bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü Türkiye'ye bakış şöyle, istikrarsız bir ülke. Hem içinde bulunduğu bölge itibariyle, Suriye krizi itibariyle, artı Türkiye'deki demokratikleşme konusunda getirilen eleştiriler nedeniyle. Bu mesele bir de üstüne binerse, turizm gelirlerinin ya da girdilerinin beklentinizin gerisinde kalabileceğinden endişe duyar mısınız? Hiçbir etkisi olmaz. Sadece ve sadece bilmiyorum ama şimdi yani bizim belirli bir coğrafyada da İranlı turistlerle ilgili de çok önemli bir şeyimiz var. Yani bunun ben İranlı turistler üzerinde bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Yani önce bir görmek lazım, detayları görmek lazım. Bu yaptırımlar veyahut da nükleer anlaşmadan çekildiğini söylemesi ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin tam tersi açıklaması var. Avrupa Birliği diyor ki İran'la nükleer anlaşmanın devamından yanayız ve devam edeceğiz diyor. Sonuçta burada ben Amerika'nın yalnız kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da görüyorum.
Yani bir tarafta bir şekilde böyle bir yaptırıma giren şeyin Amerika'nın, diğer taraftan da Avrupa Birliği'ni de ikna edemediğini görüyoruz. Dolayısıyla biz olayı ben çok farklı görüyorum ve bunu yani böyle fazla kapitalist bir gözle de bakarak, yani bunu bir fırsat penceresi olarak da görüp de değil, yani İran bizim dost bir ülkemiz, kardeş bir ülkemiz. Aynı coğrafyadayız. Sonuçta güçlü bir İran, Türkiye'nin de güçlü olmasıyla ilgili önemli bir şeydir, kaldıraç etkisi yapar. Ekonomik anlamda güçlü olan bir İran'dan bahsediyorum. Güçlü bir Türkiye de İran için aynı veya Irak için de aynı anlam ifade eder. Yani coğrafyamızda ülkelerin güçlü olması, refah seviyelerinin yüksek olması, ekonomilerin yüksek olması, satın alma gücü paritelerinin yüksek olması demek benim menfaatimedir. Ben bu gözle bakarım. Onun için güçlü İran'ın, ekonomik anlamda güçlü İran'ın olması gerektiğine inanırım. Şimdi dönelim manifestoya. Biraz önce dediniz ki enflasyon, cari açık ve diğer konular. Şimdi soru şu, herkesin sorduğu soru. Eğer seçilirsiniz, eğer Cumhurbaşkanı, daha doğrusu AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, 25 Haziran sabahı ne değişecek de bugünden farklı olarak bir anda cari açık meselesini halledeceğiz, enflasyon düşecek, döviz düşecek, kur düzelecek, bütün ekonomik dengeler yerli yerine oturacak. Ne değişecek? Yani madem bir şey yapılabilecek, neden şimdi yapmıyorsunuz da vaat olarak söylüyorsunuz da 25 Haziran günü seçmen desin ki aa evet her şey değişecek? Bu tabii ki şöyle tık diye olacak olan bir şey değil. Ama geldiğimiz mesafeyi hep böyle unutmamak lazım diye söylüyorum. Türkiye'de bir gecelik faizin %7000 olduğu, enflasyonun %70'ler, %80'ler, %150'ler olduğu dönemlerden buraya geldik. Şimdi asıl orada bir noktadan şöyle bir yakalamak lazım. Bir tüyo verdi aslında. O da neydi? Erken seçim kararı ile ilgili. Sayın Devlet Bahçeli erken seçimle ilgili işte bir tarih söyledi. Erken seçimi ilk defa gündeme getirdi. Ve o gün tesadüfen de bana sorulan bir soruydu. Ne diyorsunuz diye. İlk açıklamayı veyahut da bununla ilgili tek belki destekleyen açıklamayı da ben yaptım. Ekonomi için iyi olur. Belirsizliklerin ortadan kalktığı bir döneme gireriz. Artı 2017'de 15-16 Nisan referandumu ile ilgili benim söylediğim hep bir şey vardı. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Türkiye artık kıytırık bir koalisyonda yer almak için İnsanların gökteki yıldızları bile vaat ederek, onlar beni veriyorsa 5 fazlası benden diyerek, bu ülkede 30 yaşında kadınları, 32 yaşında, 33 yaşında erkekleri emekli ederek, Türkiye ekonomisinin ve geleceğinin altına dinamit koyma, yani kıytırık bir muhalefet şey koalisyonda olma pahasına bunların yapılabileceği bir dönemi geride bırakıyor. 2. Mevzubahis Türkiye'nin menfaati ise, mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır deyip uzlaşabilen bir siyaset dönemine girileceğini, ki ben bunu 2017'de referandum sırasında söylediğim sözlerdi bunlar. Ve şimdi bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Türkiye ne yapacak da cari açıkla ilgili, bakın cari açıkla ilgili tabii ki Türkiye'nin cari açığı sürdürülemez bir cari açık mı? Hayır. %5.3'ler seviyesindeki bir cari açığı, biraz detaylandıralım isterseniz orayı. Türkiye'nin cari açığıyla ilgili. Bakın cari açıkta bizim 2017'den bahsediyorum. 2017'de bizim Ekonomi Bakanlığı olarak almış olduğumuz tedbirler var ithalatta. Bu da gözetim fiyatları. Yani normalde aslında fiyatlarımızın burada olmayıp, yani ithalat rakamının burada olmayıp 6.4 milyar dolar rakam yazıldı şeyde kayıtlarda yüksek olduğu, bu da onun içine dahildir. Ve bir şekilde ödeme cihazı olarak kullanılan altın ithalatı da buna dahildir. Dolayısıyla bizim net İthalatımız, cari açığımız, net cari açığımız %4.3'tür milli geliri oranı. Bir de bunun içinde Türk lirasıyla finansman ihtimali, imkanımız var. 2003 yılında Türkiye'de dış ticaretimizde TL'nin kullanılma oranı %0.5 seviyesindeydi. Şimdi %9'lar seviyesine geldi. Yani bu şu demek, cari açığınızı siz Türk lirası olarak verdiğinizde, yine cari açık vardır, cari açık yoktur demiyorum. Yabancı paraya olan ihtiyacınız düşüktür. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Bakın 2018'de, bundan işte tam bir ay önce Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdiğimiz proje bazlı yatırım teşvik sistemi. 23 projeye 19 tane şirkete
135 milyar TL'lik yatırım teşviki belgesi verdik. Bütün bunların hepsi gerçekleştiğinde ne olacak biliyor musunuz? Cari açığımıza yıllık 19 milyar dolarlık eksiltici etkisi olacak. Ha, işsizliğe de ayrıca yaklaşık olarak 200 bin civarında etkisi olacak. Burası bizim en çok cari açık verdiğimiz alanlara verdiğimiz destekler bunlar. Petrokimya alanı. Sadece petrokimya alanında bizim verdiğimiz cari açık 10 milyar doların üzerinde. Enerji ve petrokimya alanında. Sağlık teknolojilerinde, savunma teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, güneş enerjisinde artık silisten başlayıp, yani kumdan başlayıp, sel üretimiyle beraber güneş panellerini %100 Türkiye'de üretmekle ilgili iki tane büyük yatırıma destek verdik. Bir tanesi şu anda desteksiz olarak da devam ediyor. Yani başka bir proje kapsamında, Enerji Bakanlığı'nın verdiği destekler kapsamında. Yani Türkiye cari açıkla ilgili mücadelesinde çok önemli adımlar atıyor ve 2000 yani bu 18'deki 24 Haziran'daki seçimlerden sonra bir şu ortaya çıkacak artık. Yani Türkiye'de 5 yıl boyunca kesintisiz tek başına güçlü bir iktidar dönemi başlayacak. Bunun bir daha artık bir daha seçim gelir mi? Bir daha efendim şu olur mu? Efendim acaba tek başına iktidar olur mu? Korkularının bittiği bir döneme giriyoruz. Ve eğer bu manifestoya bakacak olursak da proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle ilgili desteklenecek olan teşvikler ve verilecek olan desteklerle ilgili o sürece bakarsak tamamı bir cari açıkla ilgili açığımızı giderici alanlar, iki ihracatımızı artırıcı alanlar, üç ithalat yaptığımız ürünlerle ilgili de onları ikame edecek alanlarla ilgili de yatırım destekleri ve teşvikleri devam edecek. Şimdi çok fazla madde söylediniz. Hepsine soracak sorum var. Ama en sondan başlayalım. Şimdi evet, ihracatı teşvik ediyorsunuz ve Exim Bank'ın da bu konuda ciddi destekleri var. Bu da sanayiciyi belki rahatlatıyor ama ithalat meselesi var ve Türk lirasının zayıf olması ithalatçıyı çok zorluyor. Bu nasıl halledeceksiniz? Yani Türk lirası değer kaybettikçe ve zayıf Türk lirası cari açığın engellenebilmesinde ya da kapatılabilmesinde çok büyük bir sorun. Bunun konuda yani ne değişecek 25 Haziran sabahı? Zayıf Türk lirası tabii ki ithalatçıyı zor durumda bırakmaz. Neden? Onunla ilgili fiyatlar yukarı çıkar. Yani Türkiye'de ithal ürünlerin fiyatları artar, maliyetler artar. Bunun da enflasyona etkisi olur, kur etkisi olur. Ama yan ürünler? Tamam, hepsinde onu da söylüyorum. Yani toplamda bunun fiyatları, maliyetleri yukarı çeken bir realitesi var. Yani enflasyonu yukarı çeken bir katkısı var. Ama diğer taraftan ithalatçı bunu işte 100 liralık ürünü şimdi 120 liraya ithal etmeye başladıysa bunu fiyatlara yansıtır. Toplamda bu fiyat olarak vatandaşa yansır. Dolayısıyla bunun vatandaşa zararı olur. Yani toplamda Türkiye'de fiyatlara zarar olur. Şimdi bunun Türkiye'de İhracatın ithalatı karşılama oranıyla ilgili de biz şu anda %87 oranındayız. Yani Türkiye'de 100 liralık ithalata karşılık 87 lira ihracat yapıyoruz. 13 dolar civarında diyelim bir açığımız var. Bunu yani ithalatın bu şekilde geçen sene ve şu anda da mesela ihracatımız %10.4 artarken 12 aylık seviyede bizim yıl başında yani yılın ilk 4 aylık periyodunda ithalatımız %20 oranı da arttı. Bunun sebebi de geçen seneki aynı dönemdeki enerji ve ham madde fiyatlarındaki düşüklüğün bu sene yüksek hale gelmesinden de kaynaklanıyor. Bakın şu andaki bizim ithalatımızın toplam %83'lük kısmı ham madde aramalı yani kullanım malzemesi ithalatı. Bunun içindeki %40'lık kısmı enerji ve ham madde ithalatı. Buradaki bir fiyat oynaklığı, dünya piyasalarındaki bir fiyat oynaklığı doğrudan bizi etkiliyor. Ama göreceksiniz Nisan ayından itibaren ki Mayıs ayında da bunu yaşayacağız, Haziran ayında da yaşayacağız. Artık bu dış ticaretteki ithalatın bu yüksek seyri azalacak. Aynı zamanda da mesela bu şeyde altın ithalatımız ilk 4 aylık süreçte %54 oranında arttı. Türkiye altın ticaretinde de bir merkez haline geliyor. Bütün doğruları hep beraber bilelim. Yani neden kaynaklanıyor? Şimdi bakın, Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Bahreyn'de altın ticaretine vergi kondu. Orası çok büyük bir altın ticareti merkeziydi. Alımda ve satımda %5'lik vergi kondu. Türkiye'de altın ticaretinde sıfır vergi var. Bu tarihten beri böyleydi ve hala ve böyle devam edecek. Burada Türkiye'ye doğru yoğun bir yönelim var. Ve biz
dünyada yani bölgede, coğrafyamızda bir altın ticareti merkezi haline gelmek istiyoruz. Yani şu andaki ithalatın yakın bir gelecekte çok yoğun bir şekilde ihracata da yansımaya başladığını göreceğiz. Ama diğer taraftan tabii ki Türkiye'nin geçtiğimiz dönemle ilgili gerek Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin artması, gerekse Türkiye'de katılım bankalarının altın stoklarının artırmakla ilgili bir yönelimlerinin olması, Türkiye'ye altın ithalatını bu, yani siz Türkiye'ye altın ithalatını direkt ithalat olarak gösterip de ithalat rakamlarımızın yüksek olmasını, evet bunlar ithalattır, dışarıya döviz verdik, karşılığında altın aldık ama elde derhal değere çevrilebilecek bir ödeme aracı olarak kullanılabilecek altınınız var. %54 oranında arttı ilk 4 ayda. Bu da var içinde. Yani %22'lik ithalatımız artışımızda bu da var. Gönül istiyor ki ithalatımız ihracatımızdan daha az artsın. O da gelecek. %87'lik ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, hedefimiz %90. Yani biz bunu yaklaşık 1,5-2 sene içinde %90 seviyesine, asıl hedefimiz tabii ki birebir. Yani %100 ihracatımızın ithalatı karşılama oranına gelmek istiyoruz. Biraz önce bir soru sordunuz. Yani turizmle ilgili. O, isterseniz o bölümü şöyle bir tamamlayalım. Yani evet, İran mesela bizim sadece Nevruz döneminde Van'a gelen İranlı sayısı yaklaşık olarak 130 bin civarında. Çok önemli bir ekonomi aslında. O civardaki iş ticareti, ticareti ve turizmi de çok önemli etkiliyor. Peki bu sene, şu an itibariyle Türkiye'de turizm rezervasyonları yaklaşık olarak %40'ın üzerinde artıyor yıllık. Ve yıl sonu itibariyle tarihi zirvelerimiz olan 40 milyon turist sayısına da ulaşacağız. Ve 30 milyar dolarlık turizm gelirlerinin üzerinde ulaşacağız. Şunu yapamıyorsunuz. Bu ekonomide bir realite. Yani orta teknoloji, orta yüksek teknoloji bölümlerini tam doldurmadan yüksek teknoloji üreten bir ülke haline gelmeniz oldukça zor. Turizmde de belirli bir aşamaya geçmeden yüksek katma değerli turizm bölümüne geçmek konusunda da, yani turist bölümüne geçmek konusunda da aynı açmaza sahipsiniz. Peki biz hükümet olarak ne yapıyoruz? Bakın, Türkiye'ye her sene yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde sağlık turizmi gelmeye başladı artık. İnsanlar Türkiye'ye tedavi olmaya geliyor. Gerek normal hastalıklar sebebiyle, gerekse estetik veyahut da diğer kozmetik tedavilerle ilgili. Türkiye artık bir golf turizm merkezi haline geliyor. Türkiye artık bir turizm, spor turizmi merkezi haline geliyor. 40 milyon açtığınız zaman, yani bugün Fransa'ya dönelim. Fransa'daki turistin bıraktığı gelir, eyvallah, o çok daha farklı. Ama 80 milyon turist geliyor. Öyleydi de son dönemde oluyor mu? Turizmciler ağlıyorlar. Boşuna mı ağlıyorlar o zaman? Hayır, şu bu senenin, yani geçen sene tabii ki oldukça düşüktük tabii ki. 2016'da bir ülkede işgal girişimi olmuş bu ülkeye. 2016'dan önceki 2015'e bakarsanız bu ülkenin bir bölgesinde çukur terörü diye bir terör başlatılmış. Ve güneyimize bakarsanız da gerek Irak'ta gerek Suriye'deki o terör sarmalı ve Türkiye etkileri. Ama elhamdülillah bakın bugün, yani şeytan kulağına kurşun derler ya, tüm dünyaya bakın, terör olaylarına bakın, Türkiye'deki terör olaylarına bakın. 2018 inşallah turizmde Türkiye'nin tekrar o basamağa geçtiği, artık bundan sonra katma değere doğru geçtiğimiz, mesela hükümetimizin yeni dönemde, ki bunun çalışmaları da bitti, Türkiye'de yaşlı sağlığıyla ilgili, yaşlı bakım merkezleriyle ilgili aylık her yaşlının ve hastanın, çünkü bakın dünya yaşlanıyor. Türkiye'nin ortalama yaşı 31.7. Biz daha 3 sene, 4 sene önce 29'lardaydık. Hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Ama Almanya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde bu kaç biliyor musunuz? 49,5-50'lere doğru geliyor. Ve o ülkelerin en büyük sosyal güvenlik problemleri, yani şeyleri, yaşlı bakımıyla ilgili, yaşlı bakımların maliyetleriyle ilgili. Türkiye'de yaşlı bakım turizmiyle ilgili de vereceğimiz, verdiklerimiz, desteklerimiz de olacak. Yani Türkiye farklı bir noktaya doğru gidecek. Bunlar önemli tabii. Bunlar önemli icraatlar. Orada orası yani konuşulabilir. Ama ben sorumun cevabını alamadım. Enflasyon meselesi çok yüksek. Şimdi bütün dünya, özellikle Fed
faiz artırımına gidiyor. Dolayısıyla sıcak parayı çekiyorlar. Türkiye Merkez Bankası müdahale yeterli derecede edemiyor. Çünkü bu anlamda Merkez Bankası ile anladığımız kadarıyla hükümet arasında ya da diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir tam bir paralellik yok. Ve bir türlü faiz artırımı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla enflasyonu nasıl aşağı çekeceksiniz? Yani Merkez Bankası'na olan güvende bir azalma var. Sıcak para Türkiye'den gidiyor. Dolayısıyla 25 Haziran sabahı tekrarlıyorum sorumu, seçildiğinizde Merkez Bankası daha mı farklı kararlar alacak? Faiz yükseltmeye mi gideceksiniz? Enflasyonu nasıl aşağı çekeceksiniz sorusunun cevabı sıradan sokaktaki vatandaşımız, esnafımız için hala belirsiz. Buna cevap verebilirsiniz çok sevinirim. Çok net bir şekilde konuşalım bazı şeyleri. Şimdi şu ana kadar Merkez Bankası'nın elinde yeterli enstrümanı vardır. Merkez Bankası yeterince serbesttir. Ama piyasanın beklentileri, daha doğrusu piyasa demeyeyim de para piyasalarının Merkez Bankası'ndan beklentileriyle reel ekonominin Merkez Bankası'ndan beklentileri arasında bir çelişki var. Enflasyon Türkiye'nin en önemli mücadele etmesi gereken rahatsızlıklarından bir tanesi. Enflasyonla mücadele ederken bugüne kadar bize öğretilen enflasyon nedir? Enflasyon talebin arzdan daha fazla olması. 10 birimlik bir arz üretim varken 12 birimlik bir talebin olması demek. 12 birim ürünü talep eden insanların daha yüksek para ödemeye razı olmaları ve fiyatları yukarı doğru çekmesinden kaynaklanır. Burada bize öğretilen şuydu şimdiye kadar. Efendim ne yapmak lazım? Talebi aşağıya çekmek lazım. Dolayısıyla piyasada faizleri yükselterek paranın tüketimden çıkıp faize gitmesi, daha doğrusu tasarruflara yönelmesi, bankacılık sisteminin içine girmesi, bankacılık sistemi içinden de bunun üretime dönmesi. Peki elimizde şöyle bir açmaz var. Faizleri yükselttiğiniz zaman bu yükselttiğiniz faizlerin bankacılık sistemi içinden üretime, yatırıma, reel sektöre gitmesi gerçekçi mi? Değil. Gitmiyor. Gidemiyor. Çünkü çok yüksek bir faiz oranı var. Bu faiz oranlarıyla Türkiye'de enflasyonun %10'lar seviyesinde olduğu bir ortamda 16-17'lik bir kredi ve hatta daha yükseklerinin olduğu da söylenen bir ortamda insanlar bu faiz oranlarıyla yatırım yapmaz. Üretim yapmaz. Üretim yapsa bile bunu stoklamaz. Stoklasa bile toptancı bunu parakendeciye gönderirken parakendeci stoklamaz. Dolayısıyla taleple ilgili en ufak bir oynamanın olması parakendeci. Toptancıda stok yok. Üretici stok yapmamış ve üretici doğrudan bunu üretim alarmı, üretim tepkisi olarak yani emri olarak aldığında üretim maliyetlerimiz daha doğrusu enflasyonda bir artış olur. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Enflasyonla mücadelede talebi aşağıya çekmek evet. Yani o kontrol edilmez ithalatı artıran, fiyatları yukarı doğru çeken bölümle ilgili mücadeleyi de yapacağız tabii ki. O ayrı mesele. Ama arzı artırmamız lazım. 12'lik talebinin karşısında biz 13'lük arz koymamız lazım ki fiyatlar üzerinde bir baskı oluştursun. Bunu yaparsak ancak Türkiye'de enflasyonla kalıcı bir şekilde mücadele ederiz. Ama diğer taraftan bu üretimi artırmak, arzı artırmak için benim ne yapmam lazım? Üreticiye, yatırımcıya yatırım yapılabilir, üretim yapılabilir, stok yapılabilir, maliyette para sunmam lazım, para vermem lazım. Şu anda Türkiye'de bunu verebiliyor muyum? Veremiyorum. Niye? Biz ne diyoruz? Çünkü faizler çok yüksek. Sebebi ne? Enflasyondan kaynaklanıyor. Onun için yapısal bir şekilde bizim üretimi artırıcı. Bakın bu proje bazlı yatırım teşvik sisteminin en önemli enstrümanlarından birisi ne? Yatırımcıya, üreticiye yatırım yapabilmesi için katlanacağı faizin belirli bir bölümünü, yüklü bir bölümünü cari açığı kapatacak alanlarda, enflasyon oluşturan alanlarda üretim yapmak kayıt ve şartıyla faiz desteği veriyoruz. Finans desteği veriyoruz. İşte onun için 25 Haziran günü sabahı Türkiye'de enflasyonla ilgili mücadele zaten süren bir süreç o. Yani sabah, şimdi yapsanız sabah, hayır, şu anda yapılıyor zaten. Şu anda bu oluyor zaten. Yapılmaya da devam edilecek. Doğru şekilde mücadele edilecek. Sürdürülebilir, öngörülebilir bir büyüme. Yani üretimin yanında enflasyonla mücadele de asla vazgeçilmeyecek. Ama enflasyonla mücadele de doğru şekilde mücadele edilecek. Bakın şu anda verdiğimiz desteklerin en önemlilerinden bir tanesi de ki göreceksiniz onu da. Tarımsal üretimle ilgili bizim enflasyon sepetinin en önemli bölümlerinden bir tanesi neydi? Gıda fiyatları. Gıda fiyatlarını geleceğiz. Gıda fiyatları ile ilgili bizim gıda arzını artırıcı, daha doğrusu üretim de var ama üretimde biz soğuk zinciri sağlayamadığımız için üretimden bunun tüketime gelene kadar alanlık bölümde %40 ile %50 aralığında bir kayıp alanı var. Bunu
en aza indirebilecek alanlara destek veriyor. Neyi destek veriyoruz? Bunun depolaması, ilk elleşlenmesi, paketlenmesi. Sonra bunun soğuk hava depolarında depolanması. Sonra bunun soğuk hava araçlarıyla tüketim alanlarına kadar taşınması. Tüketim alanlarındaki şeylerin, zincirlerin bunları soğuk alanlarda depolaması. Artı satış platformlarının da yine aynı şekilde olacağı alanları biz destekliyoruz. D2, seracılık. Şimdi o sizin çok hassas olduğunuz ve bu konuda açıklamalar yaptığınız, orada sözünüzü bölmek istemiyorum. Reklam aramı vereyim, dönüşte hem tarım desteği konusunu, çünkü çiftçilerden çok sorun geliyor. Orada ne yapacaksınız? Çiftçi mutsuz, dışa bağımlılık çok arttı diye. Hem de serayla ilgili açıklamalarınız olmuştu, onları soracağım ve devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Sayın Bakan Niyazi Bekçi ile devam ediyoruz. Biraz tempolu gidelim çünkü çok başlık var. Şimdi çiftçiler meselesi. Vaatlerden, manifestodaki vaatlerden bir tanesi de bu. Çiftçiyi memnun edecek önlemler alınacak. Bu çiftçiler meselesi uzun zamanın meselesi. Ama sorun şu ki çiftçiler şundan şikayetçiler. Türkiye artık neredeyse her şeyi ve her şeyi ithal ediyor. Tarım. Çiftçiler arazi satıyorlar, inşaat sektörü zaten kaplamış durumda tarım arazilerini. Yine diyelim ki seçildiniz. Bu konuda çünkü muhalefetin de vaatleri var, ciddi vaatleri var. Ne yapacaksınız da Türkiye'deki tarım bir anda tersine dönecek, üretim artacak, tarım arazileri kurtulacak, ithalata bağımlı yaşamaktan vazgeçeceğiz, yeni yerli üretime döneceğiz. Bu mümkün mü? Şimdi şöyle... Tarım politikaları ve tarım destekleri ayrı bir şey. Tabii onu Tarım Bakanı sormam gerekiyor. Hayır değil ama yok değil. Köylü vatandaşlarımıza ve köydeki yaşayan insanlarımıza verilen destekler, onların hayat standartlarını yükseltme meselesi ayrı bir şey. Tarım bir ekonomidir. Tarımsal ürün ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. Ve tarımsal gayri milli hasılada da Avrupa'da şu anda dünyada ilk onlardayız. Avrupa'da da ilk üçlerdeyiz. Türkiye'nin her ürünü ithal ettiği konusuna gelirsek, evet Türkiye'de bizim dezavantajlı alanlarımız var. İklimsel anlamda da dezavantajlı alanlarımız var. Türkiye'de et tüketimi son 15 yılda yaklaşık olarak 4 kat arttı. 4 kat. Ve et tüketimini de artırırken de maalesef bir artış alanı da büyükbaş hayvanda et tüketiminde artış alanımız var. Birçok sebepler sayılabilir. Terörün işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaylaklarda ve otlaklarda küçük baş hayvancılığı, büyük baş hayvancılığı vurmuş olduğu darbelerden de bahsedilebilir ama artan nüfusumuz ve artan tüketimimizi karşılamakla ilgili zorluk çeken büyük baş hayvan üretimimiz var. Artı iklimsel zorluklarımız da var. Türkiye bir Uruguay değil, bir Brezilya değil, bir Macaristan değil, bir Fransa değil ve ne bileyim bir işte Avrupa ülkesi, diğer ülkeler gibi avantajlı, iklimsel anlamda bir avantajı olan bir ülke değil. Biz büyükbaş hayvanda maliyetlerimiz yüksek oluyor. Yani dünya fiyatlarına bakarsak eğer maliyetlerimiz yüksek. Burada bir ithalatımız var. Türkiye yaklaşık olarak 2 milyon ton civarındaki büyükbaş hayvan tüketimini, et tüketimini, kırmızı et tüketiminin ne bileyim 200-300 bin tonunu ithal etmek zorunda. Bunun ithalini engellemekle ilgili de hayvansal üretimle ilgili verdiğimiz desteklerde yani insanlarımıza 10 hayvan, işte 100 hayvan, 50 hayvan bunlar son derece önemli ve katkısı da olabilir ama asıl bizim bu alana yapacağımız müdahale çok büyük alanlarda, büyük yatırımcılara yani 20-30 tane Türkiye'nin muhtelif yerinde her biri 100 bin hayvana kadar kendi şeyinde çatısı altında 20 bin civarında ama etrafındaki kendi şeyiyle iklimiyle beraber, kendi fasoncularıyla beraber üretimi 100'er bin hayvanı üretebilen alanlara bizim destek vermemiz gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz proje bazlı yatırım teşvik sisteminin içinde tarımsal üretimde, tarım teknolojileriyle ilgili vermiş olduğumuz desteklerden bir tanesi de, yatırımlarımızdan bir tanesi de Bingöl'de çok önemli büyük bir yatırımı süt ve hayvancılıkla ilgili verdiğimiz yatırımlardır. Onun dışında Türkiye hayvansal diğer ürünlerde tavuk ve beyaz etle ilgili ihracatçı ülkedir. Türkiye kendini yeter. Kuru tarım, tahılla ilgili, arpayla ilgili, buğdayla ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur ama Türkiye dünyada
İlk ikide yer alan un ihracatçısı olan bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye dahilde işleme izin belgesi kapsamında yani re-export ihracat şartıyla buğday ithal eder. Yaklaşık olarak 4-5 milyon ton civarında. Bunun bir kısmını un, bir kısmını da makarnalık buğday olarak ithal eder. Ve bunları da ihraç eder. Çünkü biz hakikaten bunda dünyada sayılı ülkelerden bir tanesiyiz. Türkiye aynı zamanda ayçiçek yağıyla ilgili, yağlık ayçiçek tohumuyla ilgili de ithal eder. Bunu da dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithal eder. Bugün biz İran, bugün birçok coğrafyadaki birçok ülkenin ta ki Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya kadar, Güney Afrika'ya kadar, Afrika'ya kadar her yerde ayçiçeği ihracatçısı olan bir ülkeyiz. Biz hakikaten bu anlamda da dünyada ilk beşte olan bir ülkeyiz. Yani biz tarımsal üretimde cari fazla veren bir ülkeyiz. İthalat da yaparız, ihracat da yaparız. Ama enflasyonla mücadelede gerektiğinde bazı alanlarda ve bazı zamanlarda biz spekülatif hareketlenmeleri engelleyecek müdahaleler de yaparız. Yani bu belki çok şey bir alan. Yani çok hassasiyeti olan bir alan. Mesela bizim kutsal ürünler diyeceğimiz ürünler var. Bunlarla ilgili ya Türkiye asla ne pahasına olursa olsun fındıkla ilgili, incirle ilgili, üzümle, kuru üzümle ilgili, zeytinle ilgili hiçbir zaman içinde ithalatı müsaade etmez. Etme niyetinde de değiliz. Sembolik anlamda belki bazı yerlerde ne bileyim milyon tonluk üretimin içinde belki 300-500 tonluk bazı ülkelere jest olsun diye bazı şeyler yapılır ama bunun da hiçbir etkisi de yoktur zaten. Ama tarımsal üretimle ilgili mesela bugüne kadar verdiğimiz her sene biz 15 milyar TL civarında tarımsal desteklerimiz var. Gübre desteğimiz var. Mazot desteğimiz var. Şu anda uygulanan mazot desteği var. Yani deponun yarısını sen koy, yarısı bizden diye verdiğimiz destekler. Bunları var. Bu vaatleri arttıracak mısınız? Yani yeni vaatleriniz ne çiftçi? Gerekli olan bütün artırımlar yapılır burada. Yani Türkiye aslında çok devasa bir büyük bir ekonomi Türkiye. 3,5 trilyonluk milli geliri olan bir ülke. Yani yaklaşık olarak 900 milyar dolarlık milli geliri olan bir ülkede bazı alanlara destek verilmesi. Bakın ne olacak? Bu hakikaten çok önemli bir alan söyleyeceğim şimdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması var. Bunun güncellenmesiyle ilgili çok önemli noktalar oluyor da gidiyoruz şimdi. 160 milyar dolar biz Avrupa Birliği ile ticaret hacmimiz var. Doğrudan yabancı sermaye girişinin %72'sini Avrupa Birliği'nden alıyoruz. Evet. Yani 2002'den 2017'ye kadar 194,5 milyar dolarlık yabancı sermaye, yatırım sermayesi girişinin %72'sini Avrupa Birliği'nden almışız. Ve biz Avrupa Birliği ile ekonomik bir entegrasyona doğru gidiyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin içinde maddelerden bir tanesi de tarım ürünlerinin de Gümrük Birliği kapsamına alınması. Biz tarımsal desteklerde iki türlü destekliyoruz. Bir, verdiğimiz bütçe kaynaklarıyla destekler. İki, gümrük vergileriyle tarımsal üretimi koruyarak verdiğimiz destekler. Dünyada diyelim ki buğday 750 lira ortalama fiyatta. Biz onu gümrük vergileriyle koruyarak 950 liraya 1000 liraya tonu yani 95 kuruş 1 lira seviyesine getirerek buğday üreticimizi koruyoruz. Et üretimi de öyle. Avrupa Birliği'de insanlar ne bileyim Avrupa Birliği'nde üretim maliyetleri de düşük ama Avrupa Birliği'nde et fiyatları diyelim ki 30 lirayken bizde 40 liraysa biz bunu gümrük vergileriyle 40 liraya doğru getiriyoruz. Çünkü içerideki üretimi de bu şekilde desteklemek, korumak anlamında bunu yapıyoruz. Peki Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellendiğinde ne olacak? Tarımsal üretimi bu sefer biz bütçe imkan ve kaynaklarıyla koruyacağız. Yani gümrük vergileri Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasıyla sıfıra indiğinde Avrupa Birliği'nden gelen ürünler Türkiye'ye diyelim ki et geldi. Türkiye'de fiyatlar belki tüketici anlamında bu son derece olumlu olacak. Ama biz üreticiye diyeceğiz ki üretim maliyetin kaç senin? 40 lira. Piyasaya kaça veriyorsun? 30 lira. Sana biz 11 lirada destek veriyoruz veya 12 lirada destek veriyoruz. Sattığın fiyatın faturasını getir. Biz sana bütçe kaynakları ve imkanlarıyla bunu destekleyeceğiz. Buğdaya da öyle diyeceğiz. Ayçiçek yağına da bunu söyleyeceğiz. Mısır'a da bunu söyleyeceğiz. Yani destek sistemi değişecek. Dolayısıyla sizin sorduğunuz o soru. Yani çiftçiye verdiğimiz destekler artacak mı? Artmaya devam edecek. Tarımsal üretime verdiğimiz destekler artmaya devam edecek mi? Artmaya devam edecek. Belirli alanlara yani sadece üret, ya al sana bununla ilgili destek veriyorum değil. Tarımsal üretimi destekleyecek biraz önce dediğim sera yatırımları, hayvancılık yatırımları entegre yani embriyo çalışmalarından başlayın.
laboratuvar çalışmaları ve ırk geliştirmeleri dahil olmak üzere. Yani düşünün ki yani o embriyo döllenme döneminde o alanda laboratuvarlarından başlayıp da en son paketlenmiş et süt ürünleri bütün dünyaya ihraç edilebilecek kapsamda. Neden biz peki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde o alanlarda bunu desteklemeye çalışıyoruz? Çünkü o coğrafyadaki tüm tüketim pazarları için en avantajlı bölge orası. Bu desteklerimiz bu şekilde artarak devam edecek. Türkiye bir kere bu stratejik anlamda tarımsal güvenliğini yani gıda güvenliğini garanti altına almak zorundadır. Bunu gerektirecek olan tüm destekleri en sonuna kadar vereceğiz. Lafı gelmişken hemen söyleyeyim. Hafta sonunda Mardin'deydim. Mardin ve civarındaki bütün tarımcılar ağlıyorlar. Çünkü bir, suları kesiliyor. İki, elektrikleri yok. Bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yani özellikle bölgede işsizlik çok fazla. Suriye'den gelen mülteciler özellikle tarım sektöründe ucuz işçi oldukları için bölgedeki gençlerin ve çalışanların yerini almış durumdalar. Vallahi benden mesaj gönderdiler. Bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz acaba? Sayın Fakı Baba'ya da bu soruyu da ama size de sormuş olayım hükümet adına. İki bilgiyi birlikte paylaşalım. Vatandaşlarımız doğru bilgiye sahip olsunlar. Doğru bilgiyle doğru kanaate sahip olsunlar. Şimdi Türkiye'de tarımsal sulama ile ilgili tabii ki bir cazibeyle yapılabilen sulama alanları var. İki, elektrik kullanılarak yapılan sulama alanları var. Bir, yeraltı pompajlarıyla yapılan artı veyahut da kanallardan elektrikli şeylerle, sistemlerle suyun topraklara aktarılmasıyla ilgili. Buradaki tabii ki vahşi sulama dediğimiz salma sulamayla sulama teknolojileri konusundaki tartışmalara girmeyeceğim. Ama belirli bir bölgedeki toplam tarımsal sulamalarla ilgili elektrik ödenmeyen bölümünü söyleyecek olursak bunlar 3-4 milyar TL civarında olduğunu söylersek bunun desteklenmesi, bunun karşılanması ve dolayısıyla sulamanın bu şekilde devam etmesi dendiğinde fedakarlık. Yani bir kısmı vatandaşlarımızdan bir kısmı da devlet ve imkan ve kaynaklarıyla. Yani milletin bize emanet ettiği, 81 milyonun bize emanet ettiği bütçe imkan ve kaynaklarıyla biz bunları destekliyoruz ve sürdürüyoruz. Ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Ama kamu vicdanını rahatsız edecek. Yani ödeyenlerle ödemeyenler. Çünkü bize emanet bu, kul hakkıdır. Hak da geçirmeden biz bunu bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız. O coğrafya bizim çok önemli tarımsal üretim coğrafyamız. Evet. Ve tarımsal üretimi de biz oralarda ekonomik olarak tutmak ve devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bizim orada yıllarca tarımsal üretimle ilgili yaptığımız bakın devasa bir sulama. O coğrafyadaki bütün o barajlar, hidroelektrik gerekse bunun sulamayla ilgili bölümleri. Yüz milyarlarca liralık bu ülke oralara yatırım yaptı. Bununla ilgili sorulandırma GAP projeleri ve diğer projelerin tamamlanmasıyla ilgili. Bunlar tamamlandığında zaten bu enerji elektrikle ilgili son aşamalarına gelindi. Bitiriliyor bunlar da. Ama insanlarımız orada hani elektrik fiyatlarıyla daha doğrusu elektrik ücretleriyle ilgili de biraz da böyle dikkat etmekte fayda var. Peki şimdi tekrardan bu AB konusunu siz açtınız, onu sormak istiyordum zaten. Siz açmışken oradan devam edelim. Şimdi yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi durumu var ki bu son derece önemli. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi evet gündemde. Fakat yabancı yatırımcı demek Türkiye'deki istikrar demek. İstikrar demek demokrasi demek. Şimdi bu konularda bu alanlarda sıkıntı var. Bir taraftan Avrupa Birliği ülkeleriyle sizin de belirttiğiniz gibi en büyük ticaret hacmine sahibiz. Oradan bütün yabancı yatırımcı da öyle, ihracatımız da öyle, ithalatımız da öyle. Fakat diğer yandan her Allah'ın günü kavga ediyoruz bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle. Başta Almanya olmak üzere en büyük ticari partnerimiz. Şimdi bu kavgalar sona mı gelecek anlamına geliyor. İkincisi, siyasetçileri ikna etsek bile yabancı yatırımcıyı Türkiye'de istikrar var konusunda nasıl ikna edeceksiniz? Çünkü bu demokratikleşme demek hukuk demek. Hukuk meselesinde Türkiye'nin gösterdiği zaaflar ve şu anda içinde bulunan durum, tutuklu gazeteciler, tutuklu siyasetçiler, demokratikleşmedeki daralma meseleleri yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor. En azından görünen tablo o. Bu konuda seçim öncesi ya da seçim sonrası adımlar atmayı düşünüyor musunuz? Dostlarımıza bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz, doğru. Yani buraya gelmeden önce de ülkesinde söyleyeyim Almanya'dan. Alman hükümetiyle, yetkililerle ilgili de bir görüşmelerimiz vardı. Almanya'dan karşıtım benim meslektaşımla da
diyaloglarımız son derece iyi noktada devam ediyor. Peter Altmaier'la. Almanya ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili yaşadığımız o sıkıntılı dönemleri de hızlı bir şekilde geride bırakıyoruz. 2018'de çok da önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Peki, bunlar oluyor da Türkiye az şey yaşamadı. Yani 15 Temmuz öncesi, sonrası, şu anda Türkiye'nin yaşadığı bütün terör örgütlerinin bir şey alanı haline gelen Türkiye'nin normalleşmesi tabii ki, hani biz şu anda çok normal bir pozisyonda mıyız? Değiliz tabii ki. Normalleşmeye doğru da giderken dostlarımızın bizi anlamalarını, bizi anlayışla karşılamalarını bekliyor. Kim ister ki Türkiye'de? Allah aşkına size soruyorum. Türkiye'de hiçbir Allah'ın kulu, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve hükümetimizin hiçbir mensubu, hiçbir AK Parti mensubu, Türkiye'nin olağanüstü halde olmasını ister mi Allah aşkına? Bütün bu terör operasyonlarının Türkiye'de yapılıyor olmuş olmasını kim ister ki? Tuhaf mıyız biz? Biz de istiyoruz. Bütün Türk vatandaşları gibi, bütün Türkiye gibi, bütün insanlarımız gibi bu olağanüstü hal şeyinden Türkiye bir an önce normalleşerek bunlardan çıkmasını hep beraber istiyoruz. Ama Allah aşkına bir bakalım. Türkiye'de terör tehdidi bitti mi? Algı operasyonları bitti mi? El altından yapılan bütün o tehdit operasyonları veya bütün o tehditler bitti mi? Eğer bunlar da diyorsak hep beraber, Türkiye'de bütün siyasi partiler diyorsa, bütün vatandaşlarımız diyorsa, Türkiye'de terörle ilgili bütün o olağanüstü yaşadığımız o süreçler dünyada hiçbir ülkenin başına gelmesin ama bizim başımıza geldi. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yağmur gibi kurşunların altında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O mecliste otururken, orada konuşma yaparken bombalanan o mecliste olan birisi olarak söyleniyorum. Bunu bizim dostlarımıza anlatmamız mümkün değil. Anlatıyoruz da onların şeyinde böyle bir şey yok. Yani böyle bir algı yeri yok. Bunun sözlüklerinde veyahut da hayatlarında, tarihlerinde böyle bir şey yok. Mesela tamam, bizi ilk hızlı anlayan mesela İspanya. 1979-80'lerde onlar da yaşadılar bunu. Bir şekilde onların hafızasında, yakın hafızasında olduğu için mesela onlarla ilgili hiçbir tereddüt yok. Ama bazı ülkeler, bazı dostlarımız ki onları biz, onlardan dostça yaklaşımlarını bekliyoruz. Türkiye bu süreci geçecektir. Türkiye olağanüstü halden çıkacaktır. İşte Türkiye şu andaki o tartışılan, yani her meslek mensubunda olduğu gibi, subaylarda, doktorlarda, siyasetçilerde, öğretmenlerde, ne bileyim imamlarda, hakimlerde, yargıçlarda, savcılarda olduğu gibi, gazetecilik mesleğinde de teröristler vardır. Bunlarla ilgili de keşke olmasaydı. Keşke hiçbir gazeteci kimliği adı altında hiç kimse Türkiye'de mahkemeye dahi gitmeseydi. Kim ister bunu? Sayın Bakan, ama bunları, bakın bunları Türkiye hep beraber bundan çıkacağız ve bu normal sürece gelir. Ama şimdi şuna geleceğim. Hayır, şunu peki sormak istedim. 25 Haziran sabahı bu insanlar buharlaşmayacaklar ki. Bu problemler hala orada olacak. Zaman alacak ve çözülecek. Şunu anlamaya çalışıyorum. Siz biraz önce dediniz ki daha önceki bölümlerde 25 Haziran sabahı ne olacak derseniz Türkiye istikrara kavuşacak. Bütün dengeler yerli yerine oturacak. Dolayısıyla ekonomik şahlanmamız başlayacak. O dengeler, yani bütün bu bahsettiğiniz sorunlar 25 Haziran sabahı buharlaşmayacak ki. Yine o hal olacak. Yine tutuklu gazeteciler devam edecek. Yine yabancı yatırımcı istikrarsız görecek. Şu bölümü bitireyim. Ondan sonra 25 Haziran sabahı ne olacak da ilgili gireyim. Peki bu geçen sene 2017 yılında rakamsal olarak, tutar olarak Türkiye'de vermiş olduğumuz teşvik belgelerinin, yatırımcı belgelerinin %82 oranında artanların çok büyük bir bölümü de yabancı yatırımcılardı. 135 milyar TL'lik verdiğimiz, bundan 4 hafta önce verdiğimiz yatırım teşvik belgeleri, bunların hemen hemen tamamı yabancı ortaklı, birkaç tanesi de %100 yabancı yatırımıydı. Bildiğimiz çok önemli otomotiv markalarının belgelerini orada görürsünüz. Bugün, doğru, otomotiv bugün önemli. Bana mesaj geçiyor. Türkiye'deki yabancı yatırımcı, yaklaşık olarak 20 bin civarında şeyi var, çalışanı var. Yaklaşık 8 milyar dolar civarında toplam cirosu var. Yaklaşık olarak da 1,5 milyar dolar civarında ihracatı olan bir yabancı yatırımcı. Beraber devamlı diyalog halindeyiz biz yatırımcılarla, iş dünyasıyla. Başka, çünkü global bir şirket, başka ülkelerin de yarıştığı bir projede,
1 milyarın üzerindeki 1,5 milyar yani 1 milyar 150 milyonluk bir şeyin, projenin mücadelesini veriyorduk. Destek ve teşvikleriyle bu Macaristan'a mı gitsin, efendim Fransa'ya mı gitsin, İspanya'ya mı gitsin diye firma karar verirken bunu Türkiye olarak aldık. Bu şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Ve Türkiye bu dönemde de yabancı yatırımlarla ilgili hiç kesilmedi. Türkiye'nin ihracatının Avrupa Birliği'ne olan bölümü %22 oranında arttı. Bu 4 aylık dönemden bahsediyorum. Almanya'ya olan ihracatım %18 oranında artıyor. Yani bu tabii ki söylenen sözler, Türkiye ile ilgili siyasi anlamda söylenen sözler. Evet, en kötü geride kaldı. En kötü geride kaldı ve Türkiye bunun artık önümüzdeki süreçte bütün dünyayla, global dünyayla, global dünyanın bir parçası olan bir ülkeyiz biz. Biz yok varsayamayız bunları. Ve biz dünyanın bir aktörü olacaksak, dünya değer zincirinin bir halkası olacaksak, dünya değer zinciriyle bir uyum içinde olmamız gerekiyor. Biz bunlara hayır demiyoruz ki. Yani şuna geleyim o zaman. Hani 25 Haziran sabahı ne olacak diye. Bakın artık Türkiye'de koalisyon tehlikesi dönemi bitti. Ama 15 yıldır zaten ikili yapı. Sizinki de koalisyon değil mi? İkili yapıya bahsedeyim. Şimdi mesela bizim şu anda ekonomiyle ilgili kaç tane bakanlığımız var? Çok bakanlık var. Biraz kafa karışıyor. 7 tane bakanlığımız var. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, hazinenin bağlı olduğu bakanlıklar, kamu bankalarının bağlı oldukları bakanlıklar, hepsi yani ne bileyim bütün 7 civarında şeyimiz var. Kaldı ki tarımın işte çok büyük bir bölümü, kültür ve turizmin başka bir bölümü. Çünkü hep destekler, teşvikler anlamında bakıyorum. İşte bütün bu yapının artık bir şey olduğu, yani toplandığı, ekonomi yönetimi ve diğer bütün alanlarda Türkiye'nin yeniden yapılandığı, efendim Cumhurbaşkanlığı ile hükümet ayrı ayrı iki dinamiğin olduğu, o çelişkili dönem, çelişkili demeyeyim de zaman alan, bürokratik alanlarda zaman kaybına yol açan, bir şekilde enerji kaybına yol açan bütün bu yüklerden de Türkiye kurtulacak. Yürütme ve yasama güçlü ve birbirinden tamamen ayrılmış olacak. Yani bunu sadeleştirecek şey şunu mu söylemek istediniz? Yeni sisteme geçildiği için ekonomiden sorumlu bakanlıklar tek bir isimde toplanacak. Bugüne kadar ki her bakanlığın ayrı ayrı uygulamasının doğurduğu sorunlar mı ortadan çıkarıldı, kaldırılacak? Tek bir isimdense bu yanlış olur ama en azından şöyle söyleyeyim. Yani finansman ve maliye bölümüyle işte reel ekonomi bölümü gibi iki ayrı yapının çok daha bir şekilde, yani çok daha net, güçlü, hızlı hareket edebilen, hızlı karar alabilen ve çok hızlı bir şekilde aşağıya kadar, reel sektöre kadar da hızlı bir şekilde yansıyabilen bir sistem kendiliğinden hayata geçecek. Ama burada yani 25 Haziran sabahı Türkiye bugüne kadar o yürüyüşünü, yani hakikaten bir bu Türk mucizesidir bu. Bakın Türkiye bu hale nasıl geldi? Türkiye enerji ve ham madde kaynaklarını başkalarının kontrol ettiği, finans imkan ve kaynaklarının başkaları tarafından projelendirildiği, kontrol edildiği, tüketim alışkanlıkları ve tasarım ve dizaynı, bilgi ve teknolojisi, markası, patenti, know-how'u başkalarına ait olan bir ekonomi çerçevesi içinde fasoncu bir ekonomi olarak Türkiye bunu gerçekleştirdi. Hı hı. Şimdi Türkiye artık B fazına geçiyor. Türkiye artık enerji ve ham madde kaynakları ve geleceğini kendi garantisi altına alan, dağıtım ve tüketim kanallarında ben de varım diyen, ki bunlar yaptık, yapıyoruz. Tüm dünyada dağıtım ve tüketim kanalları ile ilgili firmalarımızın oralarda etkin olabilmesi için çok inanılmaz destekler veriyoruz. Sırf verdiğimiz desteklerle 2016 yılına göre 2017 yılında tam 3 kat fazla destek verdik. 2018 yılında 2017 yılına göre 2 kat fazla destek veriyoruz. Ne? Bu hareketlenme artık Türkiye durdurulamaz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bakın diğer taraftan, yani bu tüketim kanalları ve dağıtım tüketim alışkanlıklarıyla ilgili aynı zamanda da Türkiye bilgi ve teknoloji, yani bizim cari açığımızı oluşturan en önemli alanlarda Türkiye çok büyük destekler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Ve bu alanlarla ilgili de bunların hepsinin ürünlerinin gelmeye başladığını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Türkiye artık fasoncu, edilgen bir ekonomiden etken bir ekonomiye doğru geçiyor. Aslında sancılarımızın birçoğu da bu. Hı hı. Türkiye'nin bu çok hızlı bir şekilde gidişatına, özel sektörün, reel sektörün bu çok aktif bir hayatına devlet olarak uyum sağlamakla ilgili de sıkıntılarımız vardı.
Peki şimdi madem siz konuyu buraya getirdiniz, bu soruyu sevmiyorsunuz biliyorum. Diyeceksiniz ki bu Mehmet Şimşek'in meselesi, ona sorun, ama bütün sizin de etkilediği için söylüyorum. Mesela yeni fabrikalar açılacak deniliyor. Yeni yatırımlar olacak diyorsunuz. Bu kadar yüksek kurla mümkünat var mı? Kur böyle devam ederse ne insanlar bir yatırım yapmak istiyorlar, ne mal almak istiyorlar. İhracatçı tedirgin, ithalatçı tedirgin, çok tedirgin hem de. Yabancı yatırımcı ona göre bakıyor. Faizler yükselemiyor. Kur aldı başına gidiyor. Biliyorum Mehmet Şimşek'in alanı, ona sorulması gerekiyor ama yorumunuzu almak istiyorum çünkü bu konuda çok fazla sayıda soru etkilediği geliyorsun. Etkilediği alan olarak tabii ki ekonominin tamamını etkileyen bir şey. Şimdi Türkiye'nin realitelerine hep beraber bakmaya çalışıyoruz. Hı hı. Zamanımız da böyle geçiyor. Yani Türkiye büyüme rakamları itibariyle, Türkiye'nin ihracat rakamlarıyla itibariyle, Türkiye'nin kapasite kullanım oranlarıyla, Türkiye'nin sanayi üretim endeksiyle, sanayi üretim değer endeksleriyle baktığımız zaman da Türkiye her birinde sınırlarını zorluyor. Ama diğer taraftan bizim maalesef yumuşak karnımız haline gelen ve Türkiye'nin realitelerini yansıtmayan. Şimdi bir de bakalım. Bu kur, yani yabancı paraya olan talep. Yabancı paraya olan talebin artması sebebi itibariyle Türk lirasından çıkıp yabancı para talep ettiğiniz zaman bunun birinin değeri yukarı doğru gidiyor, birinin değeri aşağı doğru gidiyor. Bunun da tabii ki maliyete etkileri oluyor. Maliyetin fiyatlara ve enflasyona etkileri oluyor. Dolayısıyla burada yani bu kurlarla yatırımcı olur mu, üretim olur mu? Değil. Bu yatırım, bu kurların etkileriyle oluşan enflasyonun ürettiği faizle Türkiye'de yatırım olur mu diye sorulur. Sorarsak eğer bu soruyu, çok daha doğru bir şekilde zinciri tamamlamış oluruz. Şimdi bütün bu sayılan Türkiye'de, peki Türkiye'nin döviz pozisyonu ne? Toplam Türkiye'nin kamu ve reel sektör kısa vadeli döviz mükellefiyetlerinin toplamı 210 milyar dolar civarında. Bir yıllık. Ödemesi gereken döviz borçları. Peki Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri, Türkiye'nin toplam döviz tevdiat hesapları, DTH dediğimiz, ve Türkiye'de ihracatın, yani 160 milyar dolarlık ihracatı bakacak olursak da, ihracatçımızın yurt dışı döviz alacakları dersek, Türkiye'nin kısa vadeli mükellefiyetlerinden çok daha fazla döviz varlıkları vardır. Peki kurlar niye bu şekilde oynuyor da biz bu sonucu yaşıyoruz? Bu tamamen ekopolitik diyeceğimiz bir şey. Yani Türkiye'nin politik anlamda bir şekilde speküle edilebilme alanı içinde olduğunu hala gösteriyor. Bir şekilde Türkiye buna yumuşak karın olarak, bir şekilde maliyet olarak bunu katlanmak zorunda kalıyor. Kurlarla ilgili bunun bir şeyi yok, realitesi yok. Yani bunun bir gerekçesi yok. Buna bir şekilde müdahale edebilecek bir alanımız var mı? Evet, bununla ilgili tabii ki para politikaları itibariyle, gerek Merkez Bankamızın, gerekse hazine politikaları ve para politikaları itibariyle müdahale edilebilecek alanlar vardır. Bununla ilgili gerekli adımlar da atılıyor. Gerekli bazı düzenlemeler de yapılıyor. Ama maalesef şanssızlık diyeyim. Merkez Bankası'nın bu yönde attığı adımların atıldığı anda başka olumsuz gelişmeler de, global anlamda söylüyorum. Başka olumsuz gelişmeler de bunun peşinden geliyor. Ama ben burada bu sürecin mutlaka ve mutlaka geçecek, reel ekonomi anlamında, büyük ekonomimizin büyüklüğü anlamında, üretim ekonomisi, yatırım ekonomisi, ihracat anlamında bu süreçten de etkilenmeden de geçeceğiz. Şimdi vaktimizi tasarruflu kullanmak anlamında işsizlik meselesine siz başta değmiştiniz, oraya geleceğim dedim, sonra araya bu İran meselesi girdi. Şimdi işsizlik çok önemli. Dediniz ki işsizlik konusunda adımlar atıyoruz ve işsizliği istediğimiz oranda değil ama belli oran. Şimdi orada şöyle bir mesele var. Genç işsizliği inanılmaz büyük boyutlarda. Genç işsizliğinin yanı sıra kadınlardaki işsizlik ve kayıt dışı meselesi çok önemli. Mesela bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Yani şimdi baktığımızda mesela ucuz işçi, biraz önce söylediğim gibi Suriyeli mülteciler meselesi var. Oraya aktarılan paralar var ve işsizliğin aşağı çekilmesini nasıl yapacak? Yani yeni fabrikalar açılacak deniliyor mesela. Vaatlerden bir tanesi bu sizin teşvik paketlerindeki.
Bunu birazcık somutlaştırabilir misiniz dinleyen seyircilerimiz için? Bu işsizlik meselesi her seçimden önce vaat edilen bir şey. Ama işsizlikte belediyelerde ya da kamudaki alımlar dışında istihdam alanlarının açılması, yeni istihdam alanlarının yaratılması konusunda hala sıkıntı görünüyor. Şöyle bir sıkıntımız var. İş gücü talebiyle iş gücü arzını buluşturamıyoruz. Yani talep edilen nitelikteki işçilerle, çalışma gücüyle iş gücü piyasasına giren iş gücü arasında bir farklılık var, bir uyuşmazlık var. Türkiye'de 4 milyonun üzerinde gencimiz, hatta 5 milyon civarında KPSS sınavlarına giriyor. Biraz önce ilk başta söylediniz ya, üniversitelerin yeniden işte şeyiyle ilgili. Üniversitelerin bölünmesi meselesi falan değil. Türkiye'nin real hayatının, real iş dünyasının, real ekonominin talep ettiği iş gücünü, teknik, mühendis, yukarıdan aşağıya doğru bütün bunları mesleki anlamda üreten bir eğitim sistemi, bizim tasarımını cesur bir şekilde konuşmamız lazım. Şimdi sözlerinizin arasında şunu da söylediniz. Yani bir tarafta genç işsizliğimiz varken diğer taraftan da Suriyeli ve kayıt dışı ve oralara aktarılan paralar diye. Meral Akşener sanıyor mesela, o parayı nereden buldu hükümet? 10 milyar dolar gibi bir para aktarıldı. Bunun kaynağı nedir diye soruyor. Ondan sonra şunu sorgulamaya başlayacaklar. Bu parayı niye onlara ödediniz? Suriyeliler, belki Suriyeli mülteciler, Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de, yani bunlar hiç kimse ülkesini terk etmek istemez. Hiç kimse yuvasını, vatanını, memleketini terk etmek istemez. Bu millet tarihi boyunca, başta Museviler olmak üzere, hiçbir mülteciye bugüne kadar kendine sığınanın kapılarını kapatmadı. Biz kapılarımızı kapatmayacağız. Bu konuda sonuna kadar açık çok kapı, çok önemli açık bir kapı, açık kesin. Kapı politikasıyla bütün dünya takdir ediyor bugün. Evet. Onun için ben bugün siyasi tartışmalar içinde o tartışmaları döndürüp dolaştırıp oraya getirmeye çalışacaklar. Ne olur bunu tartışma dışı bıraksınlar. Ne olur bunu bence şeye girmesinler. Öyle o kadar parayı nereden buldun da verdin. O fikir 10 milyar dolar değil. Türkiye'nin toplam sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Suriyeli mültecilerle ilgili harcadığı toplam tutar 30 milyar doların üzerinde. Bakın bu milletin başının gözünün sadakası olsun deriz biz ona. Ama diğer taraftan işsizlikle ilgili mücadelede, evet genç işsizlik rakamımız bizim %20'ler civarında. Normal işsizliğimiz %10,5'lar seviyesindeki genç işsizliğimiz. Bunu bizim bir şekilde iş gücüne, yani daha doğrusu üretime bir şekilde kanalize etmemiz lazım. Yani bir şekilde bizim birçok yerde baktığımız zaman da çalışan arayan, personel arayan, tekniker arayan, işçi arayan birçok alanımız olmasına rağmen diğer taraftan iş arayan da bir şeyimiz var. Bunu buluşturmamız lazım. Ben bunu buluşturduğumuz zaman gerçekten bu alanda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Ama bir önemli noktaya gelelim hep beraber. Biz Türkiye'de işsizlikle mücadele edeceğiz ama bunu reel sektör eliyle ve özel sektör eliyle edeceğiz. Kamu veya belediyeler veyahut da diğer alanlarda zinhar buralarda istihdamla ilgili çok planlı şekilde gitmemiz lazım. Eğitim evet, güvenlik evet, adliye ve sağlık evet. Bunun dışında devlet istihdam kapısı olarak asla ve asla görülmemeli. Onun için şu anda verdiğimiz bütün destekler tarımdan başlamak üzere, tarım, hizmetler, turizm, artı sanayi, üretim, bütün bu alanlarda verdiğimiz desteklerin tamamı istihdamla ilgili. Bir, yatırımcıya destek. İki, istihdam artışıyla ilgili verdiğimiz destekler, yani bir ay senden, bir ay benden dahil olmak üzere karşılıklarını alıyoruz. Bir yılda 1.350.000 tane yeni istihdam yaratmışız Türkiye'de ve bunun hemen hemen tamamını reel sektör eliyle yaratmışız. Biz bu büyüme hızını tutturmak zorundayız. Baştan beri onu söylüyorum. Yani biz Türkiye olarak, efendim işte Türkiye %5'in üzerinde büyümemeli diyenlere, Türkiye %5'in üzerinde büyümek zorunda. Türkiye %6,5 ortalamaları tutturmak zorunda ki ondan sonra bu işsizlik rakamları aşağı insin. Yani sonuçta şunu asla bekleyemezsiniz. Türkiye %6,5 ortalamayı tutturmasın ama bu arada işsizlik düşsün. Düşmez kardeşim. Türkiye %6,5 üzerinde büyümek zorunda ve bu büyümesini tamamen reel sektör ve özel sektör eliyle gerçekleştirmek zorunda. Bu büyümesini ihracata dayalı bir şekilde, üretime dayalı bir şekilde büyütmek zorunda ve bunu da destekleyecek bütün mekanizmaları da şu anda kurguladık ve devam ediyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. Yani sadece inşaata dayalı bir büyüme olmaması gerekir. İnşaat da bir realitedir. Bakın Türkiye'deki konu stoğumuzun ne kadarı depreme dayanıklı diye şöyle bir konuşalım, düşünelim. Bir kentsel dönüşüm Türkiye gerçekleştirmek zorunda. Bunu da beraberinde yaparak.
Yani inşaat sektörünü siz TÜKAK'a diyerek yüzlerce ayrı sektörü destekleyen bu inşaat sektörü, Türkiye bu dönüşümü gerçekleştirmek zorunda. Konutsal yenilenmeyi Türkiye gerçekleştirmek zorunda. Türkiye modernleşmek zorunda. Yapısal stoğunu Türkiye sağlıklı hale getirmek zorunda. Bunu da bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Bu da bir ekonomik realitedir. Yani şu manada size, yani hükümet sizi şahsınıza değil tabii ki, muhalefetin getirdiği eleştirilerden bir tanesi şu. Sadece otoyol, altyapı, ki bunlar önemli, olmalıdır elbette. Zaten bugün Cumhurbaşkanımız onlara çok güzel bir şekilde cevap verdi. Otoyolları kaldıracak ama mıyız, tünelleri kaldıracak mıyız? Şimdi AK Parti'nin önemli başı, yani AB reformlarını gerçekleştirdi ve ekonomik olarak gerçekten atılım yaptığı yıllarla bugüne baktığımız zaman, örneğin son dönemde doğru dürüst yeni fabrika açılmıyor. Yani açılışlara baktığımız zaman ya altyapı açılışı ya da inşaat sektörüyle büyüyor. Onun dışında bir sanayi büyümesi, nitelikli sanayi büyümesi konusunda bir duraklama dönemi yaşıyoruz. AB reformları, yapısal reformlar konusunda geri kaldı hükümet. Bu eleştirileri ne diyeceksiniz? Yani yeni dönemde altyapı ve inşaat dışında yeni fabrika açılacak. Nasıl açılacak, bu konuda verecek? Yani nasıl bir cevap verirsiniz? Şimdi bunu ve reformlar, tabii en önemlisi reformlar. Şöyle bir düşünelim o zaman. Yani şimdi yeni dönemde sadece Türkiye yol yaptı, havaalanı yaptı, üniversite yaptı, otoyol yaptı, köprü yaptı, tünel yaptı, hızlı tren yaptı. Bol miktarda alışveriş merkezi yaptı, inşaat yaptı. Bol miktarda alışveriş merkezi yaptı. Bunlar olmasaydı, bütün bu altyapısal gelişmeler olmasaydı Türkiye'nin ihracatı burada olmazdı. Bütün o havaalanları olmamış olsaydı Türkiye'nin turizmi 40 milyona çıkmazdı. Türkiye eğer bu demir yollarını, bu otoyolları yapmasaydı, lojistik ve taşıma anlamında bunları gerçekleştirmemiş, limanları yapmamış, limanlarla ilgili veyahut da enerjiyle ilgili bu yatırımları, yani Türkiye son 15 yılda 32 bin megawattlık kuruluk kapasiteden 85 bin megawattlık elektrik enerjisi kurulum kapasitesine geldi. Bunları Türkiye yapmamış olsaydı şu anda sanayiyle ilgili, ekonomiyle ilgili, istihdamla ilgili, ihracatla ilgili, büyümeyle ilgili konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşuyor olmazdık zaten. Bunlar olmazsa olmazdı. Yani temelini atmadan üstte bir yapı kurmanızın nasıl mümkün olmadığı bir ortamda Türkiye inşaat sektörünü yapmadan, bunları gerçekleştirmeden bunlar gerçekleşemezdi. Allah aşkına soruyorum. Bir akıl tutulması mı yaşıyoruz? Türkiye 2009'dan bugüne kadar 8 milyon vatandaşına yeni iş sahibi yaptı. Bunları devlete mi aldı? Bunları inşaat sektörüne mi aldı? Peki bugün Türkiye sadece ve sadece tek başına otomotiv sektöründe 30 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülke haline geldi. Bunlar fabrika demek değil mi? Bunlar üretim demek değil mi? Ve bütün bunlar da global dünyada, global markaların Türkiye'de ürettikleri ürünler. Türkiye elektronik ihracatında bugün 20 milyar dolara yaklaşıyor. Bugün demir çelik sanayisinde Türkiye dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldi. Türkiye bugün tek başına demir çelik sanayisinde ihracat rakamı olarak söylüyorum, 20 milyar doları ihraç eder hale geldi. Türkiye tekstil ve hazır giyim ve konfeksiyonu bir üst üste koyduğumuz zaman 35 milyar dolara yaklaşan bir ihracat rakamını yapar haline geldi. Bu rakamları gökten mi indiriyoruz? Yani bu üretimler bir yerden paketlenmiş olarak geliyor mu Türkiye'ye? Bunlar fabrika demek değil mi? Bunlar üretim demek değil mi? Bunlar yatırım demek değil mi? Ve her sene, bakın geçen sene bugünlerde Türkiye 144 milyarlık bir ihracat rakamına sahipti. Bugün Türkiye 161,5 milyar dolarlık bir ihracat yapar hale geldi. Arada ne kadar fark var? 16 milyar dolar. 16-17 milyar dolarlık ihracat fazlası demek, bu ülkede kurulan fabrika demek. Bu ülkede kurulan yatırım bantları, üretim bantları demek. Bu ülkede kurulan özel sektör tarafından yapılan istihdam demek. Bunları görmeyecekler. Bugün Cumhurbaşkanımız söyledi. Bütün bu köprüleri, tünelleri, otoyolları, kanal yer altındaki ne bileyim Avrupa Marmara'yı, ne bileyim işte arabaların geçiş tünellerini, Osman Gazi Köprüsü'nü, 3. Havalimanı'nı, İzmir Havalimanı, Ankara Havalimanı, bütün bunlar bu dönemde Antalya'daki 2 tane havalimanlarını, bütün bunları kapatacak mıyız? Bunlar var diye, bunlar oluyor diye. Bakın bütün dünyada 10 tane mega proje var 2017 yılında. Dünyadaki 10 tane mega projenin 5 tanesi Türkiye'de. Dünyada müteahhitlik anlamında 2 numarayız biz.
Dünyada 2 numarayız. Yaklaşık olarak 400 milyar dolarlık projeyi dünyanın tamamında gerçekleştiren Türkiye hakikaten bir destan yazıyor. Bu kahramanlık destanlarını görmezden gelirsek Türkiye'nin içini anlamamız da zor olur. Şimdi tabii orada o konuda size muhalefet şu eleştiri getiriyor. Bütün bu dev projelerin finansmanı milletin cebinden çıkıyor. Çünkü bir kısmı henüz tam kapasiteyle işlemediği için işte mesela geçiş 3. köprüden, Osman Gazi'den kapasite tutulamadığı için vergilerle milletin cebinden çıkıyor diyor. Bilmiyorum siz bu eleştiriye nasıl cevap verirsiniz? Çok güzel böyle bir yerden hani bunlar geldiği için de çok teşekkür ediyorum bu arada. 3. havalimanı dünyanın 1 numarası olacak. 29 Ekim'de inşallah açılacak. 90 milyon ilk aşamadaki kapasitesi 2023 yılında da 160 milyonluk kapasiteye ulaşacak. Adını belirlediniz mi? Herhalde günü gelince bunu Türkiye tartışır ve konuşur ve belirler. Türkiye bu havaalanını 25 yıllığına özel sektöre yapıyor. Türkiye'nin bütçesinden bir kuruş bile para çıkmadan, bir kuruş bile çıkmadan. Ve 25 yıl boyunca her yıl 1 milyar avro Türkiye bütçesine kira geliri olarak da buradaki bu işi yapanlar ödeyecekler. Artı bu havaalanını da yapacaklar. Diğer bütün projeler de böyle. İstanbul-İzmir otoyolu da böyle. Osman Gazi Köprüsü de böyle. Marmaray da öyle. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de öyle. Bütün bunların hepsi Türkiye cebinden bir kuruş ödemeden. Tabii ki başlarken özel sektör yatırımcısına diyorsunuz ki ben buna Çanakkale Köprüsü de öyle. Şu anda yapılmakta olan hepsi açık, hepsi şeffaf, hepsi son derece herkes tarafından görülen, denetlenebilen şeyler bunlar. Bunlar aslında birer kahramanlık destanı aslında biliyor musunuz? Bunlar aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın birer cesaret madalyasıdır her biri. Başka hiç baba yiğit bunlara giremezdi. Bunları başlarken diyorsunuz ki evet arkadaş sen buna gir. Hesabımı da yapıyorum, kitabımı da yapıyorum. Türkiye'deki o güzergahtaki toplam trafik sayısını biliyorum ben. Türkiye'nin yani Orta Doğu'dan gelen bu trafiğin Avrupa'ya geçerken Türkiye'den ne kadarının geçtiğini biliyorum. Kapasiteleri de biliyorum. Buradan geçeceği de öngörüyorum. Diyorum ki buradan bu kadar araç geçecek ama ben sana şuraya kadar olan bölümü de garanti ediyorum. İlk 3 ay, 5 ay, 1 sene bununla ilgili veriyorum. Sonra da o üzerine çıktığı zaman da istediğim seviyenin üzerine bunları da geri alıyorum. Bundan daha güzel bir mantık olur mu? Bundan daha güzel bir hesap olur mu? Ve bütün dünya bizi kopya ediyor şu anda. Bütün dünya şu anda bizim yaptığımız bu BOT dediğimiz yani yap işlet devret yöntemini 25 sene sonra 3. havalimanında 25 milyar avroda parayı bize ödedikten sonra bu yapımcılar 25 sene sonra bu havaalanında olduğu gibi anahtarını bu millete teslim edecek. Ne yapacak o zaman Türkiye? Bir daha bunu tekrar özelleştirecek. Şimdi vaktim çok azaldı. Dolayısıyla son sorularımı soracağım. Sorulardan bir tanesi, başta da söyledim, torba yasa çıkacak. Bunun içinde de emekliye verilecek olan zamlar var. Daha doğrusu primler var. Öğrenci afları var. Üniversitelerdeki aflar var. Vergi barışı mı diyelim artık? Vergi afları var. İmar affı var. Gibi önemli vaatler. Seçim ekonomisi. Şimdi soru bir. Hiç de değil. Bunların kaynağı ne? Çünkü bunları yaptıktan sonra arkasından seçimlerden sonra çok büyük bir nasıl diyelim duraklamaya ya da hatta krize girebileceğini söylüyor muhalefetin ekonomi kurmayları. Yani olmayan parayı vaat ediyorlar emekliye de ondan sonra vergiler bindirerek dolaylı vergileri bindirerek bir cepte koyarken diğer cepten alacaklar diye. Katılıyor musunuz bu eleştiriye? Muhalefetin ekonomi kurmaylarının tabii ki burada... Bugün birinin çok komik bir açıklaması vardı. Cevap vermeyeceğim çünkü onu gündeme getirmiş olurum. Bu kendi ekonomisini kendisi yaratacak olan bir alandır. Bakın imar barışı. İmar barışı Türkiye'de kanayan bir yara. Türkiye'de kendi yapısı, kendi mülkü içinde kaçak olan insanlar var. Bir şekilde bunu yani nüfus cüzdanı olmayan bir insan gibi düşünün. Bu burada, bu varlık burada, bu yapı burada. Ama burada siz bunu kimlik veremediğiniz için ileride yapacağınız kentsel dönüşümlere tabi tutamıyorsunuz. Çünkü yok varsayıyorsunuz onu. Nüfusa kayıtlı değil.
vergi mükellefi yapamıyorsunuz, askere alamıyorsunuz, öğrenci yapamıyorsunuz, daha ne bileyim sağlık sigortası kurduramıyorsunuz, hiçbir şeye tabi tutamıyorsunuz ama orada koca yapı var. Ne işte ne bileyim gerek hazine arazisi üzerine gerekse işte ne bileyim imar geçmemiş olan kendi arazisi üzerine yapılmış olan devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Siz bu imar affını getirdiğinizde bir, başlarken bu aftan dolayı sağlayacağınız bir gelir var. İki, siz bunları legal hale getirdiğiniz zaman artık ekonominin içine dönüşebilen bir, o kentsel dönüşüme tabi olabilen bir kimliğe tabi tutuyorsunuz ve o süreçte başlıyor. Yani ayrı bir ekonomi daha başlıyor orada. Diğer taraftan bunları ne olur seçim ekonomisi deyip de şey yapmayalım. Çünkü yani emekliye verilen o 1.000 liralık gerek Ramazan bayramında gerek Kurban bayramında bu AK Parti hükümetlerinin bugüne kadarki sosyal devlet anlayışını ilk defa parlatan. Hani bir sosyal demokratlık gelen bir şey vardı ya. Onların tarih boyunca yaptıklarıyla bir de 15 sene içinde AK Parti hükümetleri döneminde sosyal devlet anlamında neler yapıldığını hep beraber bir bakalım. Burada ama sorun emekliye para verilmesi, daha da fazla verirsin hatta. Sorun bunun devlette kaynağının olup olmaması ya da hükümetin kasasında olup olmaması. Yani olmayan bir para vaat çok ediliyor. Çok basit bir şekilde bunlar sonrasında şu anda bu ters tepecek. Çok daha yorum. Fazlasıyla bunların gelirleri var, getirileri var. İmar affıyla ilgili baktığımız zaman buradan devasa bir gelir ve getirisi olacak. Diğer alanlarda vergi barışıyla ilgili getiriler mutlaka olacak. Diğer barışlarla ilgili getiriler olacak. Bunlar çok daha fazla soru ama bu birbirine bunu bütünleştirmeyelim. Büyüyen bir Türkiye var. Büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. Türkiye'nin 3,5 trilyonluk Türkiye gayri safi hasılasının %7 oranında büyüdüğü zaman ürettiği ekonomiye bakacak olursanız bu zaten kendi kaynağını üreten bir ekonomi. Bunlarla ilgili hiç kimse endişe etmesin. Zaten peki, diğer taraftan da şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, bir noktayı ıskalıyoruz. Emekli nüfusumuz bizim tüketim alışkanlığı en yüksek olan nüfusumuzdur. Yani artık belirli bir yaşa gelmiş. Artık konut almayacak. Artık okula gitmeyecek. Belirli alanlarda tasarruf ihtiyacı yok. Ve bunu doğrudan tüketime girecek bu. Yani bizim şu anda verdiğimiz bu para, emeklilere verdiğimiz para otomatik olarak tüketime gideceği için tüketimin taleplenmesiyle Türkiye'de üretimi destekleyecek ve katma değer üretecek. Türkiye olarak zaten biz hazine olarak da vergi olarak da birçok alanlardan bunun ekonomiye kazandığını, geri geldiğini hep beraber de göreceğiz. Bunların hesapları bir bir yapıldı. Bu konuttaki faiz indirimi meselesi, o konuda da muhalefetin eleştirisi var. Stokları eritmek için faiz indirimine gidecek. Devlet bankaları, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank bu kredileri verecek. Yine muhalefetten bu konuda eleştiri çıktı. Muhalefetle karşı karşıya gelmediğiniz için ben muhalefetin eleştirilerini size aktarıyorum. Dediler ki bu bankaların, özellikle devlet bankalarının yapısını çok büyük bir şekilde zedeler ve yanlış bir iş olur. Katılıyor musunuz? Devlet bankaları, kamu bankaları ile ilgili bazı şeyleri hani böyle hafızayı beşer nisyan ile mal olur. Yani o insanlar çok rahat, çok çabuk unutuyor. Bunu söyleyen eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Başkanım Durmuş Yılmaz. Zaten yani o ekonomi politikaları ile ilgili sizin çok farklı dünyalara ait olanız bir şeyimiz, anlayışımız var onunla ilgili. Durmuş Yılmaz'la? Ya. Zamanında sizin döneminizde Merkez Bankası Başkanlığı yaptı ve AK Parti'nin ekonomik olarak en güçlü olduğu dönemde. Dayatmalarla bizim dönemimizde Merkez Bankası Başkanı. Çünkü biliyorsunuz biz bir zamanlar istediğimiz her türlü değişikliği dilediğimiz şekilde politikalarımız çerçevesinde yapamayan bir dönem de geçirdik aslında. Şimdi bu dönemin yani ekonomi politikalarının, para politikalarının, kaynakların, imkanların en önemli hafızası veyahut da Türkiye'nin getirdiği, geçtiği sürece bakacak olursak hiç unutulmaması gereken şey Türkiye'nin IMF'ye veyahut da Dünya Bankası'na bir yerlere muhtaç edildiği dönemde ilk verilen talimatlardan bir tanesi de şuydu. Halk Bankası ile Ziraat Bankası'nın derhal kapatılması, Vakıflar Bankası'nın da derhal satılması, satılamıyorsa da kapatılması. O dönemde Halk Bankası ile Ziraat Bankası'nın görev zararları 20 milyar TL'ydi. O günün parasıyla. Ve bize bu dayatma yapıldığında 380 tane banka şubesi bir gecede kapatıldı. Hani var ya 46 milyar dolarlık bankaların battığı ve bu milletin üzerine fatura olarak kaldığı o dönemlerden bahsediyorum. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Vakıflar Bankası'na, sosyete
bank, Fransa'nın bir bankası. Vakıflar Bankası'na, Societe Generale, Vakıflar Bankası'na bir teklifte bulundu. Vakıflar Bankası'nın tamamını alırım ama bunun üzerine 750 milyon dolar sermayesine nakit para koyarsanız hazine olarak ben bunu bedava alırım dedi. Ve 2013 yılının Nisan ayında Türkiye olarak, yani Cumhurbaşkanımız başbakanlık görevini aldığının hemen arkasında Türkiye olarak dedik ki biz Halk Bankası ile Ziraat Bankası'nı kapatmıyoruz. Vakıf Bankı da satmıyoruz dedik. 2015 yılının sonunda 2015'e kadar Vakıflar Bankası, o hani satılsın ve üzerine para istenen Vakıflar Bankası ne oldu biliyor musunuz? 2013 yılı, 2014 yılı ve 2015 yılında dünyanın en hızlı büyüyen bankası oldu. Ve Ziraat Bankası ve Halk Bankası bugüne kadar bütçeye, hazineye ödedikleri vergiler hariç yaklaşık olarak 40 milyar TL civarında kar payı aktardılar. Kimse bize kamu bankalarının nasıl yönetileceği, bunların görev zararları veyahut da uğrayacağı zararlarla ilgili bir şey söylemesin. Biz bu konuyu çok iyi biliyoruz. Çok da iyi yönetiyoruz ve sürdürüyoruz. Yani başbakanımızın söylediği o konut, yani konut stoğunun eritilmesiyle ilgili onun iki ayağı var. Bir, mevcut stoğun tüketilmesiyle ilgili en önemli engellerden bir tanesi finansmanın yüksek olması. İnsanların konut ihtiyacı var. Konut ihtiyacı olan insanların en büyük sıkıntısı da para maliyeti, finans maliyeti. Ve biz bununla ilgili de olabilen maksimum seviyede bunun aşağıya indirilmesi için baskı kurma hakkımız da var. Peki. Gerek kamu bankalarına gerek özel bankalara. Gerekiyorsa bununla ilgili de bu bankalarımızın, yani kamu bankalarının desteklenmesi gerekiyorsa faiz oranlarıyla ilgili biz bunu destekleriz. Onları asla ve asla zarara sokmayız. Ama bunun ikinci ayağı da var. Yani tek başına bu stok. Diğer taraftan stok şeyle ilgili, yani konut üretimiyle ilgili de belirli yerlerdeki aşırı üretimin de bir şekilde bence tekrar gözden geçirilmesinde de fayda var. Yani yapı yoğunluklarıyla ilgili olabilir, konut üretimiyle olabilir. Bu da ayrıca çalışılması gerekiyor. Şimdi süremiz bitti. Son soruyu soracağım. Acilde reklama gitmem gerekiyor ama bu soruyu sormam gerekiyor. Şimdi defaatle sordum ama siz oralarda çok somut bir şey söylemediniz. 15 Her yıllık... şeyi çok somut bir şekilde söylemezsiniz. Şu konuda, başka konularda söylediniz. 15 yıllık bir iktidardasınız. O iktidar tecrübeniz ve birikiminiz var. Aynı zamanda yorgunluğu da var tabii ki. Yo. Bugüne kadar AK Parti bir hikaye anlattı seçmenlerine. Bir hikaye vaadinde bulundu. Ama 15 yılın sonunda şimdi yeni bir şey söylemeniz gerekiyor. Çünkü bu soru muhakkak ki karşınıza çıkacak. Zaten muhalefet de bunu söylüyor. Ya bu kadar vaat yapabilecekseniz niye yapmadınız? 25 Haziran sabahı ne değişecek? Şimdi buradan bize bu röportajımıza bir manşet atar mısınız? AK Parti'nin yeni vaat ettiği hikaye nedir seçmenlerine? 25 Haziran sabahı bugüne kadar yapmadınız, neyi yapacaksınız? Bir manşet haline getirir misiniz lütfen? AK Parti iktidarları olarak 15 yıldan beri bugüne kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir şey yok. Bu bir. İkincisi, vaatlerle ilgili bölüme gelecek olursak, muhalefetin vaatleriyle bizim vaatlerimiz arasında çok büyük bir fark var. Muhalefetin vaatlerini biz çok rahat bir şekilde görüyoruz. Onlar geldiği gelenekler de öyle. Onlar ne veriyorsa beş fazlası benden mantığıyla gelip de Türkiye'nin ekonomisinin ve geleceğinin altına dinamit koyan ve Türkiye'yi ipotek altına bırakan hiçbir vaatte olmayacağız. Ama biz vaat olarak ne söylüyoruz biliyor musunuz? Bugüne kadar yaptık. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'nin ihracatını 5 kat büyüttük. Türkiye'nin istihdam sayısını getirdiğimiz yer belli. Türkiye'yi bugün satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi yaptık. Milli gelire göre, nominale göre de dünyanın 17. büyük ekonomisi, Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi yaptık. Hedef, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde mutlaka yapacağız. Avrupa'nın ilk 3 büyük ekonomisinden birisi yapacağız. Milli gelirimizi yüksek gelir seviyesindeki ülkeler seviyesini, yani 15 bin dolar, 20 bin dolar seviyesine mutlaka ve mutlaka Türkiye'yi çıkaracağız. Enflasyonla mücadeleyi kesinlikle bitireceğiz. Cari açığı Türkiye'nin gündeminde sürdürülebilir bir noktaya getireceğiz. İşsizliği de olabildiğince istediğimiz noktaya getireceğiz. Ve tarımsal üretimde Türkiye ihracatını da artıracak. Tarımsal üretim güvenliğini de mutlaka Türkiye güvence altına alacak. Ama en önemlisi, Türkiye
artık orta yüksek teknoloji seviyesinden yüksek teknoloji üreten bir ülke haline gelecek. Türkiye enerji ve ham madde geleceğini garanti altına alan, tüketim alışkanlıklarını belirleyen, marka, patent, tasarım, teknoloji, bilgiyi üreten bir ülke ve dağıtım ve tüketim kanallarına egemen olan bir Türkiye, kendi finans güvenliğini ve kendi mali yapı güvenliğini de sağlayan bir ülke olacak Türkiye. Sayın Bakan, bütün bunları yapabilmenin bütün dünyada geçerli olan bir altın kuralı daha var. O da demokratikleşme. Demokratikleşme olmadan bu ayaklar eksik kalıyor. Bu konuda bir öz eleştiri yapar mısınız? Son olarak demokratikleşme konusunda ve hukuk konusunda yeni adımlar atacak mısınız? Bu çok önemli. Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı da bunu söylemiş. Demokratikleşme olmadan ekonomi sağlamlaşmaz. Bunu pek çok ekonomist söylüyor. Burada bir öz eleştiriniz var mı? Ve burada bir vaadiniz var mı? Çok güzel bir soru. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Türkiye özgürlükler ve demokrasi anlamında neredeydi ve Türkiye nereye geldi? 15 Temmuz'a kadar bahsediyorum. Bu terör eylemlerine, Çukur terörüne kadar bahsediyorum. Türkiye'de olağanüstü hali bu parti kaldırdı. Türkiye'de insanların inanç ve ibadet özgürlükleriyle ilgili tüm engelleri AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. Türkiye'nin ekonomik standartlarının yanında demokratik standartlarını bir noktaya getiren, her alanda reformları gerçekleştiren AK Parti iktidarlarıydı. Bugün yaşadığımız bu geçici süreç kesinlikle geçecektir ve Türkiye yeniden o normal istediğimiz noktaya layık olduğu yoktur. Bizim de hedeflediğimiz o noktaya, özgürlüklerin ve demokrasinin dünyanın en yüksek standartlarına doğru geldiği o sürece mutlaka girecektir. Ama ne olur bize bunu söylemeye çalışmaz. Biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki şu anda Türkiye'nin yaşadığı bu terör ortamının 15 Temmuz'un Türk ekonomisi üzerine bir maliyeti olduğunu biliyoruz. Bunların bize bir maliyet getirdiğini de biliyoruz. Şu anda içinde olduğumuz bu yapının Türkiye'ye yüksek faiz olarak da yansıdığını, biraz da ekopolitik dediğim o alanın da yani daha geniş bir alana yansıdığını da biz biliyoruz bunları. Bizi bunu anlatmasınlar. Ama bize diyorlar mı ki şu anda? Onu söyleyenler. İsmen de söyleyeyim. Faik Öztrak şu anda diyor mu bana? Türkiye'de terör tehdidi kalkmıştır diyor mu? Türkiye'de o 15 Temmuz kabusunu bu millete yaşatan o tehdit kalkmıştır diyor mu? Diyorsa hep beraber gelin, hep beraber bunun gereğini yapalım. Diyemiyorlar, diyemezlerdi. Türkiye'de bu tehdit var ama en kısa sürede Türkiye bu tehdit ortamından geçmeli. Yani şu andaki bu ortamı gerektiren o tehdit ortamlarını Türkiye bertaraf etmeli ve normale dönmeli. Normale dönmeden de Türkiye bazı adımları tek ayakla atıyor. Yani bir ayağı hafif bağlı ve iki ayağını kullanamadan ve koşamadan gitmek zorunda kalıyor. Ama buna rağmen gerçekleştirdiğimiz gelişmelere bir bakalım. Bunları da ne olur görmezden gelmeyelim. 2017 büyümesini, ihracat rakamlarımızı, istihdamdaki başarılarımızı, Türkiye'deki yatırım ortamını, Türkiye'deki kapasite kullanım ortamını, Türkiye'deki özel sektörün yüksek faize rağmen yatırım talebini hep beraber bir bakalım. Bunları bitirdiğimiz anda zaten Türkiye şahlanacak zaten. Peki. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Ne oluyoru burada noktalıyoruz. Ekonomi bütün seçime giren liderler ya da adaylığını koyanlar ve de partiler için çok çok önemli olacak. Dolayısıyla Sayın Nihat Zeybekçi'ye de ekonomik görünümü sorduk. Bundan sonraki görünümü konuştuk. Yatırımcı da bunu merak ediyordu zaten. Ekonomik görünüm ne olacak? Siz anlattınız. Değerlendirmesi hem seçmenlerde hem de iş adamlarında, iş kadınlarında, iş dünyasında ve yabancı yatırımcılarda tabii ki. Çok teşekkür ediyorum geldiniz, katıldığınız için. Artık iş adamları, iş kadınları diye ayırmıyoruz. İş insanları diyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İş kadınları de, önemli bir gücü Türkiye'nin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, katıldığınız için. Doğru bilgilerle vatandaşlarımıza bilgi verebildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz.
eşitlik inşallah sağlanır. Muhalefet liderlerini de ağırlayabiliriz. Onlar da söyleyeceklerini söylerler ve demokratik bir seçim süreci olur diye düşünüyorum. Umuyoruz en azından. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için. Sizleri de izlediğiniz için sayın seyirciler. Sorularınızın bir kısmını iletebildim. Bazılarına vakit kalmadı ama önümüzdeki günlerde zaten çokça tartışılacak gibi diye düşünüyorum. Ama genel itibariyle her şeyi konuştuk. İyi akşamlar diliyorum. Ne oluyor adam bu akşamlık bu kadar.